Evet efendim, Ankara'dan merhabalar. Yine Ankara siyasetinin tam da ortasında gelişmelerin içerisinde yine sizlerle beraberiz. Bu akşam yine yaklaşık 2 saat boyunca sizlerin evine konuk olacağız. Türkiye'nin gündemindeki gelişmeleri hep beraber konuşacağız. Bu hafta da önemli bir konuğumuz var. Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Sağ olun. Yayınlar. Aslında siz de sadece kalkınmayı değil, bölgedeki terörü, GAP'ı, birçok ekonomik gelişmeyi, yerli otomotive kadar birçok konuyu, ihracat, ithalat rakamlarını, her şeyi konuşacağız birazdan. Yine bizlerle beraber çok değerli bir konuğumuz daha var. Meslektaşımız, çok değerli gazeteci arkadaşımız, Kanal 7 Ankara temsilcisi sevgili Mehmet Acet. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk Batuhan. Teşekkür ederim. Ve program partnerim, her akşam, her programda benle beraber olan İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Sayın Nuri Elibol. Nuri Bey, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Bir programı daha birlikte geçireceğiz. Efendim, önce ekonomi, önce kalkınmadan önce, ondan önce terör diyorum ben. Evet. Terör yine gündemimizde. Şöyle bir şey vardı. Siz zaten bölgeyi çok iyi bilen, bölgenin havasını iyi teneffüs eden, oradaki gelişmeleri yakından takip eden bir insansınız. Aynı zamanda bunun yanı sıra bölgeye de çok sık gidip geliyorsunuz. Oradaki gelişmeleri, işte bir taraftan birçok konu var. İşte terörle silahların bırakılması, İmralı'da devam eden görüşmeler, 2012 terör örgütü final yılı olacak dedi. Ben şunu sormak istiyorum. Hani hep yıllardır terör marjinal hale geldi, böyle oldu, şöyle oldu. GAP gibi büyük bir proje devam ediyor. 2012'de biz bu illetten kurtulma noktasında bir kıpırtı, bir işaret, bir emare var mı efendim? Tabii bütün gayretimiz o yönde. Terör biliyorsunuz uzun zamandır ülkemizin gündeminde. Son 30 yıldır ülkemizin gündeminde maalesef çok büyük zararlar verdi. Türkiye'nin gelişimine, kalkınmasına, özellikle de doğudaki, güneydoğudaki insanımıza ve gençlerimize çok büyük zarar verdi diye düşünüyorum. Bir doğrudan zararları var terörün. Doğrudan işte can kaybımız, mal kaybımız. Bir de belki bundan en az bunun kadar önemli olan ve miktar olarak da aslında çok daha fazlasını dolaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Terör nedeniyle bölgeye nitelikli insan çekilmesinde güçlükler yaşıyoruz. Terör nedeniyle yine sermayenin bölgeye gitmesi, yatırımlar anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Kamu yatırımlarında biz her şeye rağmen, teröre rağmen ciddi yatırımlar yapıyoruz. GAP bölgesine, işte GAP eylem planıyla, diğer çalışmalarımızla, üniversitelerden duble yollara, sağlık yatırımlarından köydes projelerine, havalimanlarına birçok yatırımı gerçekleştiriyoruz teröre rağmen. Ama potansiyelimizi %100 kullanabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü terör bölgede yatırım atmosferini maalesef zehirliyor. Ve özellikle de sağladığımız teşviklere rağmen özel sektör yatırımları açısından terör şüphesiz ki büyük bir zarar veriyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Bölgedeki refah aslında artması gerektiği kadar artmıyor. Bölgede genç kesimlere istihdam olanaklarını arzu ettiğimiz kadar arttıramıyoruz. Her şeye rağmen bakın Güneydoğu'da son 4 yılda 400 bine yakın istihdam oluşturduk. GAP eylem planıyla birlikte ilave istihdam. Bir de düşünün bu terörün olmadığı bir ortamda bu bölgelerimizin hem kendi gelişimleri hem de ülkemizin genel kalkınmasına katkı anlamında çok daha üst noktalarda olması mümkün. Biz tabii terörle mücadelemizi aralıksız bir şekilde sabırla ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Tek yönlü olarak da sürdürmüyoruz. Çok boyutlu bir şekilde. Başından beri AK Parti şu politikayı ortaya koydu. Bir defa terörle halkı birbirinden kalın çizgilerle ayırıyoruz. Diğer taraftan terörle mücadeleyi de çok boyutlu bir şekilde sürdürüyoruz. Diplomatik çabalardan sosyoekonomik politikalara, psikolojik çabalardan bir takım farklı enstrümanlara kadar her boyutuyla, yani sadece güvenlik politikası değil, güvenlik önemsiz anlamında söylemiyorum. Güvenlik de işin çok önemli bir parçası tabii. Ama güvenliğin dışında da çok yönlü politikalarla terörle mücadelemizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Tabii bizim amacımız, halkımızın da beklentisi, aslında bütün Türkiye'nin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle herkesin beklentisi artık bu şiddetin ortadan kalkması.
Siz nerelisiniz efendim? Bingöllüyüm ben. Bingöl'ün içinden misin? Bingöl'ün içindeyim, evet. Yani biraz kendinizi anlatır mısınız? Yani o yörenin insanı olmanız önemli bizim bu. Evet. Soruyu sorma biçimi zaten biraz da oradan kaynaklanıyor. Siz bölgeyle ilgilisiniz. İşte GAP o, sizin evet. alanınız. Evet. Ayrıca bir de siz yörenin insanısınız. Siz yörede kaç yıl kaldınız? İlişkiniz ne şu anda? Ben Bingöl doğumluyum. Evet. Lise mezuniyetine kadar da Bingöl'de yaşadım. İşte üniversite vesilesiyle Ankara'ya geldik. O tarihten bu yana da Ankara'da üniversite, bir aileniz, irtibatınız devam ediyor. Annem, kardeşlerim, tabii akrabalar, arkadaşlarım sürekli de doğrusu gidip geldim. Tabii milletvekili olunca daha da sık gidip gelmeye başladım. Dolayısıyla o yöreyi içinden biliyorum gerçekten. Yani oradaki vatandaşın şunu beklentilerini de gayet iyi biliyorum. Şunu hiç şey yaptınız mı yörede? Yani hiç şunu araştırmasını yaptınız mı? 2002'ye kadar terörle mücadeledeki politikalarda genelde güvenlik ağırlıklı bir politika izledi Türkiye 90'dan başlayarak. 2002'den sonra 2011'lere hatta belki bugünlere kadar belki yarın sabah. Hakikaten Cumhuriyet tarihinde böyle hayal bile edemeyeceğimiz, tartışamayacağımız. Evet. Yani TRT Şeş'ten tutun da Kürtçenin seçmeli ders olarak birçok yani burada saysam belki 40-50 tane başlık çıkar. Toplum bunların çok farkında değil ama kültürel bazda, bireysel hak ve özgürlükler bazında, kültürel özgürlükler, kültürel haklar bazında çok ciddi ilerlemeler kesinlikle, kaydedilmesine rağmen. Kesinlikle. Rağmen. Evet. Bakın böyle bir tarafı var işin. Bir demokrasi boyutunu söylüyorum. İnsan hakları boyutunu. Bir de ekonomik olarak çok ciddi pozitif ayrımcılık yapılmasına rağmen. Evet. Yani bölgeye çok ciddi bir pozitif ayrımcılık yaptığını herhalde en iyi siz biliyorsunuzdur. Yolundan, altyapısından, DSİ'nin son 4 yılda yaptığı ihalelere bakıyorum. Büyük bir bölümü Doğu ve Güneydoğu'da. Evet. Bütün bunlara rağmen yöre halkına da hala PKK'nın, BDP'nin, PKK'nın onun etkisinde kalan BDP'nin hala taban buluyor olması, tabanının zayıflamamasını neye bağlıyorsunuz? Şimdi bir defa Doğu'da, Güneydoğu'da birinci parti yine AK Parti. Evet, doğru. Yani bunun hiç karşılık görmediğini söylememiz mümkün değil. Evet. AK Parti aslında orada gerçekten çok önemli bir konuma, pozisyona sahip ve geniş kitlelerin de desteğine sahip. Evet. Sadece belli illere bakıp oradaki oy oranlarından bir genelleme yapmamamız lazım. Evet. Urfa'da, Güneydoğu, Adıyaman'da, Bingöl'de, Antep'te yani bütünlüğüne bir baktığınız zaman AK Parti'nin orada çok büyük bir gücü var. Ve bu da boşuna değil. Gerçekten AK Parti dediğiniz gibi hem demokratikleşme anlamında hem ekonomik gelişme anlamında halkın beklentilerine çok ciddi bir şekilde cevap verdi o bölgede. Evet. Ve atmosferi değiştirdi. Evet. Olağanüstü halin kalkmasından TRT Şeş'ine, işte siyasi propagandada Kürtçenin kullanımına kadar en son seçmeli ders olarak biliyorsunuz 4+4+4 ile seçmeli ders olarak konmasına kadar eskiden bunların çok ciddi adımlar attı. Konuşulması bile şeydi değil mi? Hayaldi yani. Ben şöyle görüyorum doğrusu. Yani 90'lı yılları da iyi kötü tahlil ettiğimizde bugün yaşadığımız aslında birçok problemin kökeninde 90'lı yıllar var. Evet. O dönemdeki işte köylerin boşalmasından tutun devlet toplum ilişkilerine kadar birçok boyutuyla sorunlar, tohumlar atıldı ve bunların bazı sonuçlarını şimdi yaşıyoruz. Bugün yaptığımız doğru politikaların sonuçlarını da aslında 3 yıl, 5 yıl sonra daha iyi göreceğiz. Yeni gelen nesillerle, yeni tecrübelerle birinci boyut bu bence. İkincisi karşımızda bir örgüt var. Ve gerçekten çok ciddi bir propaganda makinesi. Ciddi bir psikolojik hareket yapıyor ve bu yapılan işleri sürekli bir şekilde karartmaya ve sürekli bir şekilde halkın bunları görmemesi için elinden geleni yapan bir örgüt de var. Bunu da bir tarafa koymamız lazım. Hizmetleri gölgelemeye çalışan bir taraftan bakıyorsunuz. Mesela Bingöl örneğinden söyleyeyim size. Cevher zenginleştirme tesisi kurmak için gelmiş bir yatırımcının iş makineleri yakıldı. Yüzlerce insana belki istihdam sunacaktı bu insan. Yol, şantiyeler basıldı. Şunlar bunlar yapıldı. Ya oradaki yatırıma terörün cidden saldırdığını görüyorsunuz. Demokratikleşme konusunda atılan adımlardan da hiç hoşlanmadığını görüyorsunuz terör örgütünün. Ya kalkınmadan ve demokrasiden aslında hoşlanmıyor. Çünkü bu sürecin, bu belki bir anda olmaz ama bu sürecin terörün zeminini daralttığını, istismar zeminini giderek ortadan kaldırdığını örgüt de bence gayet iyi görüyor ve baktığınızda işte yatırımlara saldırıyor, demokratikleşmeye saldırıyor. Evet. Bunlar demek ki bizim ısrarla üzerinde durmamız ve yürütmemiz gereken politikalar.
İşte Bingöl örneğinde dediğim gibi yatırımlara, bir taraftan yatırımlara saldırıyor ama bir taraftan da kalkıp propaganda olarak size hizmet gelmiyor diye propaganda yapıyor. Aynı merkez diyelim. Bu samimiyetsiz bir yaklaşım gerçekten. Halkımız bunu idrak edecektir, ediyordur, daha da idrak edecektir diye düşünüyorum. Zamana mı ihtiyaç var Sayın Bakan? Yani burada dediğim gibi şu anda karşılığını almıyoruz diye bir durum yok. Yani AK Parti olarak Bingöl örneğinde işte 2007'de %71 oy aldık biz. Türkiye'de en yüksek oyu aldık Bingöl'de. Geçtiğimiz seçimde %67 oy aldık. Yani bunlar ciddi karşılıklar aslında. Evet. Ama daha da fazlasını inşallah göreceğiz. Evet. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi son günlerde bağlamda en çok gündemimizde olan konu PKK'nın silahsızlandırılması konusu. Silah bırakma konusu. Bu konuda Sayın Başbakan da açıkladı. İmralı'da, Abdullah Öcalan'da, MİT arasında görüşmeler de yapılıyor. Sizce PKK'nın silah bırakması konusunda silahları gömün, siyaset yapın diye Şanlıurfa'dan Sayın Başbakan yine açıklamaları oldu. Siyaset kanallarının açılması konusunda bu son girişimlerin, son gelişmelerin umut verici sonuçları olabilir mi? Şartlar zemin şu anda daha müsait mi? Evet. Geçmiş dönemde yapılanlardan farklı olarak yeni ne var bu konuda umutlu olmaya gerektirecek? Şimdi bütün gücümüzle biz az önce söylediğim gibi uluslararası ilişkilerden ekonomiye, sosyal politikalara bütün alanlarda ciddi bir mücadele yürütüyoruz. Biz ama arzu ederiz ki bir an önce bu silahlar bırakılsın, bir an önce bu sorun Türkiye'nin gündeminden çıksın. Bu sadece o bölge için değil aslında. Türkiye'nin de 21. yüzyılda ulaşması gereken nokta açısından önemli. Şu anda en önemli ayak bağımız bir anlamda bu terör hadisesi. Bunu gündemden çıkarmak, silahı gündemden çıkarmak tabii ki bütün ülkemizin menfaatine, herkesin menfaatine. Bu yönde de bütün dünyada nasıl yapılıyorsa bu işler bu şekilde bir yöntem izliyoruz ve sonuç almaya çalışıyoruz. Alırız almayız onu bilemiyorum bu tür çabalardan. Almak için elimizden gelen gayreti tabii gösteriyoruz. Siyaset kurumu olarak biz hiçbir zaman tabii terör örgütünü muhatap almadık. Böyle bir başbakanımızın o duruşu da çok net. Fakat bu ülkenin, bu devletin istihbarat birimleri var, bu konularda yetkili birimleri var. Tüm dünyada olduğu gibi bu örgütler sonuç almak için, bu ülkenin önü, ayak bağı olan meseleyi çözmek için ellerinden gelen tüm gayreti tabii ki sarf edecekler. Ama bunu yaparken tabii ki belli ilkelerimizden de hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Türkiye'nin genel çizgileri ortadadır. Bu çizgiler içinde bir beraber yaşamanın ve demokratik bir ortamda, gelişen bir ülkede birlikte olmanın bütün kanallarını zaten açtık, açıyoruz. Ve burada artık hakikaten terörün hiçbir meşruiyeti söz konusu edilemez. Bu bir anlamda patolojik bir durum. Ben öyle görüyorum doğrusu. Geçmişten getirdiğimiz bir durum. Bunu da artık ülkemizin gündeminden çıkarmamız lazım. Er veya geç de çıkacaktır. Ama bu tür konularda hani bir zaman vermek, şöyle demek, böyle demek doğru değil. Geçmişte de yaşadık. Bu süreçler zor süreçler. Bu zamandan değil. Ziyade Mehmet'in, ben de aynı şeyi çok merak ediyorum. Yani Öcalan faktörü, siz bölgeyi biraz biliyorsunuz, bizden daha iyi biliyorsunuz. Ve benim takip ettiğim kadarıyla çok sıkça da seçim bölgenize gidiyorsunuz. Doğru. Doğru. Biraz da GAP'taki programlarınız nedeniyle hem memleketinize hem GAP'ın kapsadığı alanı sıkça geziyorsunuz. Herhalde orada da ilişkilerde bulunuyorsunuzdur toplumla. Yani Öcalan faktörü, cezaevinde tutuklu olan, işte hüküm giymiş bir Öcalan'ın örgüt üzerindeki, halk üzerinde bir şey diyemiyorum BDP üzerinde. Örgüt üzerinde ne denli bir etkinliği var? Öcalan bu örgüte silah bıraktırabilir mi sizce? Veya Öcalan'ın muhatap alacağı bir tek örgüt mü var? Örgütün içinde tek yapı mı var? Örgüt üzerinde Öcalan başarılı olabilir mi? Sonuç alabilir mi? Şimdi Öcalan bu örgütün kurucusu. Yani bu örgütün lideri. Evet. Dolayısıyla Öcalan'ın mutlaka belli bir oranda bu örgüt üzerinde bu silahlı eylem yapan grup üzerinde bir etkisi olduğunu ben düşünüyorum doğrusu. Hı hı. Son görüşme
biliyorsunuz bu açlık grevi esnasında da bunu sonuç aldı. Ha, burada aynı sonucu alır mı almaz mı onu bilemiyoruz. Zaman gösterecek. Fakat biz her şeyi denemek durumundayız. Bir ihtimal görüyorsak gerçekten olumlu yönde bir sonuç alıcı yönde bir imkan görülüyorsa bu imkanlar değerlendirilmeli. Onun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Son görüşmelerle ilgili Aralık ayı içerisinde yapılan bilgi edindiniz mi size? Hayır, yani bunlar tabii ki benim hani özel konum değil. Dediğiniz gibi bölge insanı olarak ve DAP'tan sorumlu bakan olarak belki bakış açımı yansıtıyorum ama bunlarla ilgili biliyorsunuz başbakan yardımcımız sorumlu. Diğer taraftan güvenlik kurumlarımız, bu işle ilgili güvenlik kurumlarımız çok koordineli bir şekilde bu konular üzerinde çalışıyorlar. Biz tabii genel politika anlamında Bakanlar Kurulu'nda da değişik platformlarda da bu konuları parti olarak da hükümet olarak da elbette tartışıyoruz ama detaylarını bilme durumunda değilim. Efendim ama Nuri Bey ve Mehmet'in bıraktığı yerden devam edecek olursak hep o söyledik ya hani terör 2012 final yılı 2013'te ne olacak büyük beklentiler var. Yani toplumun her tarafında her kesiminde ki yıllardır bu büyük beklentiler devam ediyor. Ama şunu sormak istiyorum halkın terör örgütünün yanındaki fotoğraftan yavaş yavaş sıyrılıp burada milleti için veya işte bu ülkede hep beraber yaşanılıyor. Yani şimdi bunu işte, anlama orada, noktasındaki... Orada şu ayrımı yapmamız lazım. Bakın biz hep şunu söylüyoruz. O ayrımı yapılma... Bizim Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlarla ilgili muhatabımız ne Abdullah Öcalan'dır, ne terör örgütüdür, ne başka bir yer. Evet. Halkın kendisidir. Evet. Zaten biz seçilmiş insanlar olarak halkla muhatabız ve halkın taleplerini, beklentilerini, sorunlarını, sıkıntılarını... Bu demokrasi alanında olur, ekonomi alanında olur, başka ayrıca onunla hep muhatabız. Dolayısıyla burada silah bıraktırma konusundaki çabalarla onlar ayrı şey. Bunları ayırmak lazım. Bir de ayrıca yani o sorunları çözdüğünüzde örgüt bitecek diye bir şey yok. Tabii ki hiçbir örgüt, zaman. Örgüt o sorunlar içinde daha da değil zaten. Doğrusu şunu da çok sağlıklı bulmuyorum. Yani aşırı beklentiler oluşturup sonra hayal kırıklıkları oluşturmak da sağlıklı bir yaklaşım değil. Gerçekçi bir şekilde, ayakları yere basar bir şekilde imkanlar değerlendirilir, sonuçları hep birlikte görülür. Fakat az önce dediğim gibi buradan şu sonuç çıkar, bu sonuç çıkar göreceğiz hep birlikte. Fakat ne olursa olsun biz kararlı bir şekilde mücadelemizi, çabalarımızı devam ediyoruz. Psikoloji nasıl efendim? Halkın psikolojisi nasıl? O fotoğraftaki sıyrılma yönünde mi psikoloji var halkta? Onu merak ediyorum. Yani şimdi siz şöyle, dokunuyorsunuz çünkü. Ha, 90, ne diyor insanlar? 90'lı yıllardan sonra 2000'li yıllar. O güveniyorlar mı artık? O günlerle mukayese ettiğinizde bugün bölgede çok farklı bir atmosfer var. Ve insanlar son dönemde terör olaylarındaki tırmanış şüphesiz bölgede yaşayan insanı çok rahatsız etti. Evet. Yani esnafından normal genel halkına kadar herkesi rahatsız ediyor. Kim kepengini kapatıp iş güç yapmamak ister? Kim gece bir yere giderken tedirgin olmak ister? Kim çoluk çocuğuyla bir pikniğe giderken, gezerken rahatsızlık duymak ister? Dolayısıyla bunu uzun zaman 90'lı yıllarda özellikle çok yaşadı bölge insanı. Köyüne doğru düzgün un götüremedi insanlar. Yollar kapandı, kontroller yaşandı. Bugün çok farklı bir atmosferdeyiz. Bugün bence insanlarımız artık terörün genel anlamda söylüyorum. Bölge insan, marjinal gruplar olabilir. Her zaman her ülkede olabilir. Fakat toplumun büyük bir kısmı gerçekten bu ülkede barış içinde, huzur içinde yaşamak istiyor. Ben onu görüyorum. Değişik partilere oy verse de sonuçta herkes daha huzurlu, barış içinde ve çoluk çocuğunun geleceğini daha iyi kurmak istiyor. Evet. İşte buna katkıda bulunduğumuz sürece toplumdan bunun karşılığını da görürüz diye düşünüyorum. Mehmet sen bir şey söylüyorsun. BDP tabanda dahil herhalde değil mi? Barış isteyen taban. Şimdi BDP'yi ikiye ayırmak lazım. Bir yönetim kadrosu. Yönetim kadrosu bugüne kadar maalesef siyaseten iyi bir imtihan veremedi. Bir irade ortaya koyamadı. Bu işlere katkı anlamında... Bu sorunların çözümü anlamında maalesef üzerine düşeni fakat yapamadı. Çok komik fakat bir şey yapıyorlar şimdi. Oy verenler şimdi. Var. Ben oy verenleri ayırıyorum. Yani oy ben veren insanlar, oy veren, tamam. Oy verenler içinde de dediğim gibi marjinal gruplar olabilir ama bir taraftan da hakikaten samimi olarak bu BDP'ye oy verelim, gitsin bu sorunları çözsün, katkıda bulunsun diye düşünenler de var. Maalesef BDP bunu yapmadı. Bunun da değerlendirmesini BDP'ye oy verenlerin tabii yapması lazım. Eskiden diyorlardı ki, yani BDP'yi hep biz çok önemsedik.
Yani meclise seçilip geldiklerinde grup kursunlar diye dua ettik hepimiz. Evet. Grup kursunlar da bu meselede bir taraf olsunlar ve bu sorunların çözümü meclisin çatısı altında siyasetin kanallarıyla aransın diye. Ama hakikaten hepimizde bir hayal kırıklığıdır BDP. Eskiden diyorlardı ki böyle bir şey, böyle bir muhatap almak istediğinizde ya bizim muhatap bizim olmamız yeterli değil. İmralı'yla da görüşmeniz lazım. Şimdi hükümet İmralı'yla, hükümet değil de işte devlet İmralı'yla da görüşmeye başlayınca şimdi bu sefer de onu sorun etmeye başladı. Hiç takip ediyor musunuz bilmiyorum. Sadece İmralı'yla görüşmek yetmez. Burada Kandil işte de Kandil de var, biz Avrupa'daki de varız. Avrupa'daki Kürtler de var. Falan filan demeye başladılar. Vallahi bu bugüne kadar BDP'nin performansı ortada. Yani meclisteki performansı da ortada. Söylemleri de ortada. Yani iradeleri de bağımsız değiller. Huzura yani. Destek veren bir söylem değil. Büyük oranda gerginlik üzerinden bir popülist politika üzerinden yürüyen bir siyaset etme biçimleri var. Evet. Ve bölge insanına bir fayda üretmiyorlar gerçekten. Bir katma değer üretmiyorlar. Bunu da halkın görmesi lazım. Bunu ben halka havale etmekten başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Buyurun. Ben bu bağlamda yine bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi demokratikleşme başlığı içerisinde sizin biraz önce terörle Kürt halkı o coğrafyada yaşayan insanları ayırıyoruz dediğiniz birkaç temel başlık var etrafında tartışmalar yapılan. Bir tanesi mesela işte vatandaşlık tanımı konusu. Bir tanesi Kürtçe ana dilde eğitim konusu. Bir tanesi işte yerel yönetimlerin güçlendirilmesi. Buna işte BDP'ler özellik diyor ama yerel yönetimlerin güçlendirilmesi sizin 2002'den bu yana aslında parti programında aslında parti programımızda falan bir projeniz. Evet. Bu üç temel konuda şeyler yapacak mısınız? Şimdi şunu söyleyeyim. Biz genel anlamda bu parti, AK Parti kurulduğu günden bugüne en önemli gündem maddesi demokratikleşme. Evet. Sadece bu meseleyle ilgili değil. Aslında belki Kürt insanlarımız bunu daha farklı şekillerde yaşadılar ama demokrasi tüm Türkiye'nin meselesi. Ve bunun acısını değişik şekillerde bütün insanımız yaşadı. Darbelerle, diğer bir takım uygulamalarla. Bizim genel zaten en önemli politikalarımızdan biri demokratikleşme. Bunu çözdüğünüz zaman, Türkiye daha demokratik bir ülke olduğu zaman Kürt insanlarımızın da büyük oranda sorunlarını çözmüş oluyorsunuz zaten. Demokrasi kanallarını açtığınız zaman birçok sorun kendiliğinden bir anlamda çözülmüş oluyor. İşte dediğiniz gibi yerel yönetimleri güçlendirmek ama hizmet odaklı bir şekilde. Başka yerlere çekilmeden hizmet odaklı bir şekilde yerinden hizmetleri güçlendirmek bizim ana politikalarımızdan biri. İfade hürriyeti, örgütlenme hürriyeti, siyasi kanalların açılması bizim en temel politikalarımızdan ve bugüne kadar çok büyük adımlar attık bu konuda. Şimdi buralarda yapılanları sanki terörün bir karşılığıymış gibi görmek büyük bir hata. Evet. Bunun böyle olmadığını 90'lı yıllardan biliyoruz. Terör eskiden de vardı ama bu adımlar yoktu. Bunlar AK Parti'nin getirdiği adımlar, AK Parti'nin Türkiye vizyonunun aslında ortaya koyduğu adımlar. Ve tüm Türkiye için gerçekten bir ihtiyaç. Ama bu arada dediğiniz gibi yeni bir anayasa tartışması var. Vatandaşlık. Burada vatandaşlık. Yani biz böyle oldu size. Etnik grupların vatandaş anayasada yer aldığı bir çerçeveyi tabii ki düşünemeyiz. Böyle bir şey hiç de doğru olmaz. Ama bir taraftan da tabii vatandaşlık tanımını bütün toplumu kucaklayacak daha geniş bir vatandaşlık kavramı elbette demokrasi anlamında bir ihtiyacımız. Efendim bir ara verme durumundayız. Devam edeceğiz. Tam da bölmeyelim sözünüzü. Aranın ardından biraz da GAP projesini, Güneydoğu projesi üzerinden teröre bakmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim. TGRT Ankara stüdyolarında Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz'la programımıza devam ediyoruz. Mehmet Acet ve Nuri Eliboğlu'la beraber sohbetimize devam ediyoruz. Efendim terör noktasını çok fazla konuştuk enine boyuna. İsterseniz birazcık GAP üzerinden gidelim. Birazcık 2013'teki ekonomi beklentilerini konuşalım. Bu arada Twitter'dan da sorular geliyor. Ben bunları da bu noktada aktarmış olayım. Emeklilikte yaşa takılanlar, yaşı bekleyenler ki bu stüdyonun içerisinde de bundan mağdur olanlar var. Dolayısıyla bu soruyu da size gelen soruları da program sonrasında ileteceğim. Bir de bedelli de yaş
yaşın düşürülmesiyle ilgili yoğun talepler var. Onu da hatırlatarak şunu sormak istiyorum ben efendim size. Özellikle Güneydoğu Anadolu Projesi ile beraber bizim çocukluğumuzda, liseli yıllarımızda, üniversiteli yıllarımızda hep kalkınmada öncelikli bölgeler lafını adeta ezberlemiştik. Kalkınmada öncelikli bölgeler denilince de aklımıza İç Anadolu'daki, İç Anadolu'nun ortasındaki yer alan şehirler, Doğu Anadolu'da yer alan şehirler, Güneydoğu Anadolu'da yer alan şehirler en başta gelirdi. Hep kalkınmada öncelikli bölgeler devam eder giderdi. Ama son dönemde bunu duyamaz olduk bir. Evet. GAP bölgesiyle beraber de ciddi bir ihracat hedefine de ulaşıldı. 8 milyar doları bulunmuş durumda. Yani GAP'tan yapılan ihracat. Ya şunu sormak istiyorum. Böylesine büyük bir projenin olduğu bir bölgenin terörle özdeşleşmesi, terörle çok alınması... Yazın. Gerçekten çok yazın. Yani dan o, kurtulmanın evet. çözümü nedir? Bunu sormak istiyorum. Şimdi terörü bir tarafa bırakalım. Şimdi evet, biraz da kalkınma gündemine gelelim. Çünkü terörün bir maliyeti de bu bakın. Sürekli gündemi meşgul etmesi. Gerçekten üzerinde tartışmamız gereken konuları bırakıp terörle hep meşgul olmamız. Yöneticiler olarak, aydınlar olarak vesaire. Halbuki Türkiye'nin tartışması gereken çok önemli gündemleri var. İşte onlardan bir tanesi bu bölgesel politika. Bölgesel politika tüm dünyada çok önemli. Avrupa Birliği en gelişmiş dediğimiz bakın coğrafyalara bakın. Oralarda da en öncelikli politikalardan biri bölgesel politika. Evet. Çünkü küreselleşmeyle birlikte artan rekabet ortamında bölgesel potansiyelinizi harekete geçirerek ülkenizi bir yere taşıyabilirsiniz. Biz başından beri kalkınma kavramını şöyle anlıyoruz. İki yönlü. Kalkınmaya olabildiğince geniş kesimlerin katkısını almak. Kapsayıcı kalkınma diyoruz bunu. Hem gerçekleştiriliş biçimi itibariyle herkesin, her yörenin katkısını almak. Dar bir kesim, dar yöreler üzerinden kalkınma olmaz. Sınırlı olur. Bütün ülkeyi kalkınma sürecine katmak durumundayız. İkincisi, kalkınmanın nimetlerinden de yine sadece belli kesimlerin, belli yörelerin faydalanmasını değil, tüm ülkemizin, tüm insanımızın faydalanmasını esas almalıyız. Buna biz kapsayıcı kalkınma diyoruz. Bunun da aslında iki boyutu var. Bir taraftan dünya ile Türkiye'nin arasındaki mesafeyi azaltmamız lazım. Şimdi AK Parti son 10 yıllık dönemde çok ciddi bir ekonomik performans gösterdi. Bunun sonucunda bir referans olarak üyelik müzakereleri yaptığımız Avrupa Birliği ile mesela bir mukayese ettiğimizde 2002 yılında satın alma gücüne göre söylüyorum. Kişi başına geliri Avrupa'nın ortalamasını 100 kabul ederseniz Türkiye 36'ymış. Yani Avrupa'nın ortalamasının %36'sı civarındaymış. Geçtiğimiz yıl 2011'de 52'ye çıktı. Bakın 16 basamak birden yükseldi Türkiye. Siz ilerlerken başkaları durmuyor. Hareketli bir hedefi vurmaya çalışıyorsunuz. Ve Türkiye dünyayla arasındaki mesafeyi her geçen yıl bir miktar daha kapatıyor. Özellikle bu kriz ortamındaki başarısıyla mesafeyi daha hızlı kapatmaya başladı. Birinci gündemimiz bu. Yani Türkiye ile dünya arasındaki farklılığı azaltmak, Türkiye'yi birincilik ekonomiler arasına katmak. 2023 vizyonumuz da bu demek. Bir taraftan da ama Türkiye içinde farklılıkları azaltmak. Mutlak eşitlikten bahsetmiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde mutlak eşitlik yok. Ama dengesizlikleri azaltmak durumundayız. Burada da son dönemde 4 önemli bölge üzerinde yoğunlaşmış durumdayız. Bir tanesi Güneydoğu GAP projesi. Bir diğeri Doğu Anadolu projesi, DAP dediğimiz proje. Bir diğeri Doğu Karadeniz projesi, DOKAP. Ve nihayet KOP dediğimiz Konya Ovası, yani Orta Anadolu diyebiliriz. Bu bölgeler Türkiye ortalamasının altında kalan bölgeler. Ama biz bunlara bir yük olarak değil, bakın bizim yeni bölgesel politika diyebiliriz buna. Yeni bölgesel politikamız bu bölgelere bir yük olarak değil, bir varlık olarak bakıyor. Kullanılmamış henüz potansiyeller evet, olarak bunu harekete geçir. Bunu harekete geçirdiğinizde hem o bölge kalkınacak hem sizin genel kalkınma sürecinizde büyük bir katkıda bulunmuş olacak bölgeler. GAP'tan örnek vereyim. 10 yıl önce GAP'ın toplam ihracatı 700 milyon dolar dahi değildi. Az önce siz de söylediniz. Son açıklanan rakamlar ki tarihi bir rekor oldu. Bütün ihracatçılarımızı ben tebrik etmek istiyorum. GAP bölgesinin ihracatı da bu 152 milyar dolar ihracatın içinde 8 milyar doların üzerinde. %5'in üzerinde.
10 yıl önce %2'siydi toplam ihracatımız. Demek ki bu bölgeye yatırım yapınca karşılığını alıyorsun. Hedef ne Sayın Bakanım orada? GAP'tan yapılacak ihracat hedefi ne? Hayaliniz ne? Ne yapılabilir? %10'a yaklaşmalı bana göre. Çünkü nüfus olarak baktığınızda toplam Türkiye yani, nüfusunun %10'u civarında. Yani 15 milyar dolardan bahsediyorsunuz, yani, doğru mu? İşte tabii o da değişen bir şey ihracat şey, ama tabii. Oran olarak baktığımızda 200 milyar olsa 20 milyar. Doğru yaklaşmalı işte %7'leri, 8'leri, 9'ları görebilmeliyiz. Bu potansiyel de var. Bunu çok rahat yakalar. Çok rahat yakalayabilir. Gaziantep tek başına 5 milyar doları aştı. Suriye'de bakın bu olaylar yaşanırken bunu yapıyoruz. Avrupa'da kriz yaşanırken yapıyoruz. Dünyada talep daralırken yapıyoruz. Dünyada talebin daraldığı bir ortamda ihracatı artırıyoruz. Eski ihracat pazarlarımızın tamamında sıkıntı olduğu halde. Evet. Irak'ta, Irak'ı da katabiliriz buna yani. Yani bu Orta Doğu'da işte bir dönüşüm süreci, siyasi bir dönüşüm var. Avrupa'da ekonomik bir kriz var. Bu ortamda biz ihracatımızı bu ölçüde artırıyoruz. Bu Türkiye'nin orta vadede nereye gideceği hakkında da bize bir ciddi bir fikir veriyor. Avrupa'nın dünyanın nispi olarak toparlandığı, Orta Doğu'da siyasi dönüşüm sürecinin belli bir aşamaya geldiği bir ortamda Türkiye'nin nerelere ulaşacağını hepimiz takdir ederiz diye düşünüyorum. Gerçekten ciddi bir performans. Evet. Bu altyapıyı hazırlamış durumdayız. Bu bölgelerimize, bu nispi olarak geri dediğimiz bölgelere bir taraftan kamu yatırımları yaparken bir taraftan da teşvik politikalarımızla özel sektörü de özendiriyoruz. İkisini bir arada yürütüyoruz ve bunun da sonuçlarını görüyoruz. İhracat bakın bir sonuç. Bir diğer sonuç söyleyeyim. GAP'la ilgili söyleyeyim İstihdam. Yine. İstihdam. Son 4 yılda 400 bine yakın istihdam oluştu. Sadece GAP bölgesi. 400 bin çok iyi rakam 400 yani. Ve bu müthiş bir rakam gerçekten. Terörle i̇stihdam, mücadelede en önemli istihdam, ayaklardan biri. İstihdam ciddi anlamda artıyor. Ve bunun hem sosyoekonomik refaha hem de terörün istismar zemininin daralmasına elbette katkısı var. Tabii ki ekonomiyle terör birebir hani örtüştürmek doğru değil bence. Yani ekonomimiz iyi gittiği halde terör olabilir. Veya tam tersi terör olmasa da kötü ekonomik politikalar sonuç vermeyebilir. Ama GAP projesi %10 etkilese. Arada bir etkileşim olduğu da bir açık. Arada bir %10 etkilese değil mi efendim? Terör tabii ki olmasa dediğiniz gibi bakın terör olmasa bu doğru politikalar çok daha iyi sonuçlar verecek. Çok daha halkın istihdamı için, aslında refah için sonuç bölge verecek. Halkı şunun farkındadır mutlaka. Yani devlet yatırımlarıyla ekonomiyi belli bir seviyeye kadar getirebiliyorsunuz. Kesinlikle. O seviyeyi aşabilmeniz için özel sektörün gelmesi şart. Kesinlikle. Özel kesinlikle. Sektör gelmeden bakın, o seviyeyi aşamaz. Ben de bunun altını çiziyorum. Orada işte terör çok önemli. Evet. Özel sektör yatırımlarında. Evet. Terörün olduğu bölgeye turist gitmiyor, sermaye gitmiyor, nitelikli yatırım gitmiyor. Gerçekten bu önemli. İmajı bozuluyor bölgenin. İmajından belki gerçekliği daha iyi olduğu halde birkaç yerde yaşanan olaylar bütün bölgeyle ilgili bir imaj oluşturuyor. İşte bunları biz kırmak durumundayız. Terörü, şiddeti geride bırakıp kalkınmaya, gelişmeye, demokratikleşmeye odaklanmak durumundayız. Bunu da yapacağız. Er veya geç bu olacak diye düşünüyorum. Yine kalkınma ajansları kurduk. Sadece bu bölgelere değil, 81 ili kapsar şekilde bütün bölgelerimiz için. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Az önce dediğim gibi bölgelerimizin potansiyellerini yerel aktörleri, yerel dinamikleri de devreye sokarak harekete geçirmek zorundayız. O kalkınma ajanslarının performansından memnun musunuz 2011 yılında? Şu ana kadar bakın çok yeni bir yapı olduğu halde birkaç rakam söyleyeyim siz karar verin ona. 20 bin civarında proje aldı bu kalkınma ajanslarımız. 4 binin üzerinde projeye destek olduk. Üretime dönük, hizmete dönük projeye. Bunun dışında teknik destekler, faaliyet destekleriyle yine 2000'in üzerinde proje destekledik. Yani 6000'in üzerinde bugüne kadar projeye destek olduk bu ajanslarla. Bunu yapmadılar sadece ajanslar, sadece mali destek vermediler. Aynı zamanda yörenin potansiyelini araştırdılar. Ben 2012'yi tüm ajanslarımız için analiz yılı ilan ettim. Bilgi olmadan kalkınma olmaz. Birikim olmadan, tanımadan geliştiremezsiniz. İnsanlar için de bu geçerli, bölgeler, yöreler için de. Kendinizi tanımadan geliştirebilir misiniz? Nefsinizi bilmeden ileriye gidebilir misiniz? Bölgelerimizi daha iyi tanımak zorundayız. Her bölgenin kendine göre avantajları var. Mukayeseli üstünlükler diyoruz buna.
İşte onları iyi tespit edip hangi alanda farklılaşabilir, hangi alanda daha çok katma değer üretir. Buralarda yüzlerce rapor, yüzlerce çalışma yaptı kalkınma ajanslarımız. Komşu ülkelerle ilgili ticari ilişkiler konusunda girişimler yaptılar, analizler yaptılar. İş adamlarımızı artık nereye giderse gitsin, Türkiye'nin 81 ilinde yatırım destek ofisleri kurduk. Hakkari'ye gitseniz orada da sizi karşılayacak, dil bilen, yöre hakkında bilgi verebilecek, yatırımcıya bürokratik işlemlerinde yardımcı olabilecek bir mekanizma kurduk. İşte bütün bunlarla yeni bir bölgesel politikanın kurumsal altyapısını oluşturmuş durumdayız. Evet. Bunlar da her geçen gün daha fazla meyvelerini veriyor. Bu 2013 yılı bir şeydi değil mi? Bir deadline yani sanıyorum 5 yıl önce. GAP eylem planı. GAP eylem planında. 2008 yılında devamında ne olacak? Başbakanımız yani ilan etti ve o tarihten sonra bakın o tarihe kadar GAP'ın payı toplam yatırımlarımız içinde sadece %7 idi. O eylem planından sonra başbakanımızın Diyarbakır'da ilan ettiği o plandan sonra bu %14'lere kadar çıktı. Yani aşağı yukarı 2 katına çıktı toplam yatırımlarımız içindeki pay. Şu anda 600 kilometreden fazla ana kanal inşa ediliyor. Çoğu tamamlanmış durumda. İşte Suruç Ovası'nda büyük tüneller kazıyoruz. 17 kilometre uzunluğunda. Orayı gördük geçen sene. 2.2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışması yapıyoruz. 1500'den fazla köyü kapsayan bir alan. Ulaştırmaya ciddi yatırımlar yaptık. Yine eylem planından bugüne bölge üniversitelerine 1 milyar lirayı aşan sadece yatırım ödeneği tahsis ettik. Yani muazzam bir enerji harekete geçmiş durumda. Bunu yalnız bitirmiyoruz. GAP bir 5 yıl daha devam edecek. Burada kritik projelerimiz var. Kritik eşiklere gelmiş durumdayız. Bana göre iki önemli kritik proje var. Klasik GAP anlamında. Biri Silvan Barajı. Evet. Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı. Doğru. Ve Diyarbakır bölgesinde 250 tamamı bittiğinde 250 bin hektar alanı. Yani 2,5 milyon dönümü sulayacak bir proje. Buna bile bakın ne kadar saldırılar oluyor. Yüz binlerce insana iş getirecek bir proje ve buna terör saldırıları oluyor. Ne zaman? Diğer taraftan bu 4-5 sene sürecek bir proje. Silvan Barajı. Peyderpey'de sonuçları alınacak. Silvan Barajı. Atatürk Barajı'ndan sonraki en büyük baraj. Evet, evet. Buna evet. Uluslararası kredi verilmemesi için de çok yoğun çabalar içerisindeler. Evet. Çok şükür ihalesi bitti. Çalışmalar süratle şu anda devam ediyor. Bunun tabii alt depolama alanları var, barajları var, yine tünelleri var, ana kanalları var. Yani kompleks bir proje. Ama inşallah 4-5 yıl devreye girecek. Tamam. 30 yıldır devam eden Peyderpey'de sonuçlarını alacağız. Klasik diğer olarak, taraftan ikinci projeyi bir de bir şey sorabilir miyim? Çok araya girip tam GAP demişken o klasik dediniz ya. Klasik GAP projesi bitti mi efendim? İşte onu söylüyorum. Bu iki kritik projeyle bitiyor. Ondan bitiyor. Sulama da Silvan Barajı, enerjide de Ilısu Barajı. Ilısu Barajı. Ilısu'yu bitirdiğimiz zaman GAP'ın enerji potansiyelinin %90'ından fazlasını kullanmış oluyoruz. Cizre sulamalarının önü de açılmış oluyor Ilısu'yla birlikte. Silvan'la birlikte de sulama konusunda artık kritik eşikleri aşmış oluyor. Dolayısıyla o klasik GAP bitiyor ama GAP'ın kalkınması elbette devam edecek. Evet. İstanbul, Antalya, Samsun, evet. Bütün iller gibi bölgeler gibi GAP bölgesi de yerinde saymayacak. Evet. İleri adımlar atmaya devam edeceğiz. Burada da mesela su potansiyelinden sonra yenilenebilir enerjide GAP yine önemli bir bölge. Güneşle ilgili Ilısu'da bir sorun yok değil mi efendim? Yok, gayet hızlı gidiyor. %50'lere yaklaşıyoruz. Yani ciddi bir süratle devam ediyor. Ilısu'da, her türlü ödeneği Ilısu'da da çok ciddi engeller çıkarıldı. Neler yani, neler. Yani şimdi, ama çok şükür dediğim gibi bu kritik projeleri şu anda yürütüyoruz ve bunlar bittiğinde o klasik GAP geride kalacak. Ama yeni GAP devam edecek. Yeni GAP'la birlikte tabii dediğim gibi farklı şeyler artık GAP'ta daha fazla teknolojiyi konuşacağız belki. Gıda sektörünü ve gıda sektöründe nerelere gideceğimizi, turizm konusunda, kültür turizmini konuşacağız. Gıda teknolojilerini konuşacağız. Teknolojileri konuşacağız. Bakın 3 tane yine bu eylem planı kapsamında teknopark kurduk. Şanlıurfa'ya Harran Üniversitesi'ne, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne, Gaziantep Üniversitesi'ne yine bu eylem planı kapsamında teknoparklar kurduk. Yani biz GAP'ı sadece bir sulama projesi olarak yürütmedik. Entegre, sürdürülebilir, insan odaklı bir program olarak. Her şeyiyle, her alanıyla. SODES dediğimiz sosyal destek projeleriyle, eğitimiyle, sağlığıyla entegre bir program olarak yürüttük.
GAP koordinasyon toplantıları yapıyorum ben. Aşağı yukarı bütün devlet orada. Bütün kurumlar orada. Her kuruma ne yaptığını soruyoruz. Sağladığı ilerlemelere bakıyoruz. Bundan sonrasıyla ilgili fikirlerini alıyoruz. Şu anda gerek GAP'la ilgili, gerek DAP'la ilgili Doğu Anadolu, gerek KOP Konya Ovası, gerek DOKAP'la ilgili çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Hem kalkınma ajanslarımızla aşağıdan bilgiler topluyoruz. Katılımcı bir şekilde fikirler alıyoruz. Merkezi düzeyde bütün bakanlıklarımızdan fikirler aldık. Danışmalar yaptık. Ve şimdi bütün bunları 2013'te yeni eylem planlarıyla, yeni programlarla toplumumuzun önüne koyacağız. 5 evet, yıl içindeki hedeflere ulaşıldı diyorsunuz. Büyük oranda. Ama aksayan yönler var. Şundan değil. Az ödenek verdiğimiz için değil. Bakın verdiğimiz ödeneğin tamamı harcanamadı. Onu da söyleyeyim. Eskiden para yok diye şikayet edilirdi değil mi? Evet. Ödenek yok, para yok. Şimdi para var, iş yetişmiyor. O kadar ciddi kaynaklar verdik ki biraz şeyde, tamamı harcanamadı. Bürokratik engellerde. Tamam. Örnek Mavi Tüneli projesini ihale ediyorsunuz. Biri gidiyor şikayet ediyor. İşte onun bürokratik süreci bu işi daha uzuyor. Çike şikayet eder. O uzuyor. Mahkemeye gider. Yoksa işte arsa problemi yoksa, çıkar. Şu olur mu? Kamulaştırma sorunu çıkıyor. Mahkemeler. Yoksa para sorunu yaşatmadık. Gerçekten bu dönemde ödenek sorunu yaşatmadık. 18 milyar bakın bu son 5 yılda 18 dolar sadece TL. 18 milyar TL tahsis ettik. Bu yıl sonu itibariyle inşallah bir 15-16 milyar harcama görmüş olacağız. Şimdi yani verdiğimiz paranın tamamı harcanamadı. İşte bir takım sebeplerden. İşte bu şunu gösteriyor. Biz biz 100 milyon dolar arıyorduk efendim. Absorbe etme kapasitesi diye bir şey var. Yani siz para verseniz bile işte ihale süreçlerinden mahkeme süreçleri, arsa problemleri, şunlar. Ama devasa bir rakamdan bahsediyor. 10 milyar dolar. Yani şimdi oraya takıldık da Nuri Bey'le onu konuşuyorduk. Yani eskiden Türkiye 100 milyon dolar ararken siz 10 milyar doları oraya akıtıyorsunuz. Tabii, yani böyle tabii. Ama karşılığını da alıyoruz. Bakın ihracatla alıyoruz, istihdamla alıyoruz, gelişmeyle alıyoruz. Ve bu Türkiye'nin bir Türkiye projesi. Bunu hep kap diyoruz da. Aynı zamanda sorunları yerinde bölgesel politika o anlamda da önemli. Sorunu yerinde çözeceksiniz. Orada çözmezseniz göç meselesi, büyük şehirlerin varoşlarındaki sorunlarla karşılaşırsınız. GAP'ın potansiyelini ve diğer DAP'ı, KOP'u devreye sokmazsanız gıda güvenliğini sağlayamazsınız. Evet. Ki 21. yüzyılda küresel ısınmayla birlikte, artan nüfusla, tüketimle birlikte stratejik bir konu haline gelmiş durumda gıda meselesi. Yani hem gıda hem güvenlik, enerji bunların ikisine de çözüm bütün, getiriyor. Bütün yani. Bunlar da sadece bir o bölgeye değil, Türkiye'nin geleceğine de büyük bir yatırım aslında. Bu bölgesel yatırım. Yani GAP projesi zaten bir bölge projesi değil, Türkiye projesi. Türkiye projesi. Yani. Kesinlikle bir Türkiye projesi. Ara vermeden önce Mehmet'in bir sorusu var, onu da alalım. Şimdi bu tabii GAP'ı uzun uzun konuştuk. Sokakta özellikle batı illerinde hani şu tür şeyler duyuyoruz biz. Zaten işte onların sesi çok çıkıyor. O bölgeye çok yatırım yapıyor devlet. Biz neden doğudan bir yatırım yapıyoruz? Biz daha mı hani biz daha mı yok, şeyiz? Bakın her deriz. Tarafa her tarafa yapıyoruz. Bir Anadolu'nun hani bir Orta Anadolu'nun herhangi bir köyünde mesela bunu çok duyarsınız işte. Devlet, hükümet bütün yatırımı doğuya yapıyor. Biz de doğudan daha gelişmiş bir köy kasaba değiliz ama onların sesi çok çıkıyor. O yüzden oraya gidiyor diye bir şey var. Söylenti diyelim. Evet. İşte hani yani evet. Şunu söyleyeyim. Aslında bütün bölgelerimize yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine yatırım yapıyoruz. Evet. Nereye giderseniz gidin. Bakın batı bölgelerinde de bir taraftan yap işlet devret projelerimiz var. Devasa projeler. Bu KOP projesi. Hiç, şey tabii, hiç şeye girmiyor. KOP projesinde Mavi Tünel, Bağbaşın Barajı, yine toplulaştırma çalışmaları, hızlı tren projelerimiz, üniversiteler, ilave kurduğumuz üniversiteler, şimdi KOP idaremizi de kurduk. Doğru. Onlar arasında bir platform da oluşturuyoruz. Yeni eylem planı mesela KOP'ta muazzam yatırımlar yaptık. Yine DOKAP'a baktığımız zaman... Bir de çoğu zaman, büyük şehrin içme suyu bu dönem çözülüyor. Mesela Antalya'nın içme suyunu yeni götürüyorlar. Yeni tabii bakın Antalya'da raylı sistemlerinden yani, işte turizm altyapısına kadar yaptığımız yatırımlar, havalimanları, büyük yap işlet devlet projelerini. İstanbul'u İzmir'e bağlayacak sadece bir proje evet. 6-7 milyar dolar seviyesinde. Tek hızlı proje. Tren projesi. Otoban projemiz. Hızlı trenler yapıyoruz. Konya Ankara. Evet. İstanbul Ankara hızlı tren projemiz. Metro projelerimiz. Evet. Ankara'da, İstanbul'da, diğer illerimizde. Şimdi
Bütün Türkiye'ye yatırım yapıyoruz aslında. Evet. Yatırımlar içinde az gelişmiş bölgeleri bir miktar daha fazla yapıyoruz ki o aradaki mesafeyi... Dengeyi sağlansın. Dengeyi sağlansın. Efendim bir nokta koyalım mı? Mehmet demin arada söylemişti reklam arasında. Aslında siz bütün bakanlıkları ilgilendiren bir konumdasınız. Çünkü kalkınma her anlamda sağlıkta, eğitimde, işte ulaştırmada birçok konuyu ilgilendiren bir bakanlığın uhdesindeki çalışmaları... bağlanması lazım. Evet. Aslında bağlanması mı lazım? Çok konuşacağımız şey ama var. Ama kalkınma gerçekten bütün bakanlıkları ilgilendiren. Evet, efendim devam edeceğiz kısa bir aranın ardından. Evet efendim, TGRT Ankara stüdyolarında Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz'la sohbetimize devam ediyoruz. Mehmet Acet ve Nuri Elivol'la birlikte. Sayın Bakanım, tam da ihracatta kalmıştık. Evet. İhracatta 152 milyar dolara ulaşılması ne manaya geliyor? Bundan sonra bir üste adım atlamak için, hani borsada vardır ya, 80'i aşarsan 84'e gelirsin, biz evet, pek anlamayız. Kritik her sabah anlatılır işte oradaki eşikler, çizgiler. Eşik nedir? Neyi aşarsak neye geliriz, sıçrarız diye sorayım. Tabii orta vadeli programımıza göre bakmamız lazım. Orta vadeli programda bu yıl için 149 milyar denmişti. Bunu epeyce aşacağız görünüyor. Aslında TÜİK'in rakamı TİM'in rakamından, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin rakamından daha yüksek olacak. Çünkü altını da kapsıyor. Dolayısıyla 153 milyara efendim altın da, sanki altın ihracat maddesi değil mi? İhracat mamulü değil mi? Hem altın ithalat niye, mamulü hem yani ihracat mamulü. İthalata sayılıyor mu efendim? Tabii ki sayılıyor. O zaman niye altını da kata? Hep altın ayrı tabii, bir kategorize ediliyor. Şey. Yani biz uluslararası standartlar neyse TÜİK ona göre hesaplıyor. Bütün dünya neyi hesaplıyorsa biz de o şekilde evet, hesaplıyoruz. Gerisi boş tartışma. Oğlum, biraz kıskanç. Diğer taraftan tabii aşacağız. 2013 içinde 158 milyar gibi bir şey vardı orta vadeli programda. Bu gelişmeyle onu da gelecek sene çok rahat açacağımız şimdiden görünüyor bana göre. Gelecek sene dünyada da nispi olarak bu yıla göre daha iyi bir ortam bekliyoruz. Uluslararası kurumların da beklentileri, projeksiyonları o yönde. Daha nispeten tabii çok çok iyi değil belki ama bu yıla göre uluslararası konjonktürde daha iyi olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla dış talep unsuruyla da baktığınızda inşallah çok daha iyi bir performans göstereceğiz. Evet, 2014'te, 2013'le ilgili biraz konuşalım evet, isterseniz. 2014'te seçim var. İki tane seçim var evet, 2014'te. Hem yerel seçimler var hem Cumhurbaşkanlığı seçimi var 2014'te. 2013'te çok bir şey yok. Evet. 2013'te sizin de söylediğiniz gibi Amerika, önce Amerika sonra Avrupa'nın biraz daha iyileşeceği, biraz daha toparlanacağı öngörüsü var. Evet. Bunun da bize yansımaları mutlaka olacaktır. Ama güneyimizde de işte Suriye sorunu devam ediyor. Irak'la ilgili gerginlikler tırmanıyor. İran'ın dünyayla ve bizimle bölgeyle sorunları var. Güneyimizde de böyle bir durum var. 2013'le ilgili öngörüleriniz ve 2012'nin son çeyreğindeki büyümeyi nasıl bekliyorsunuz? Nasıl bir şey bir gelir şimdi sizce? Şimdi bir defa 2012'nin son çeyreğinden başlayacak olursak ilk 3 çeyrek ortalama 2.6 bir büyüme var. Evet. Son çeyrekte bunun üstünde bir büyüme bekliyoruz. Öncü göstergelerde bunu gösteriyor. İşte ihracatımız bugün bir öncü gösterge. Hı hı. Kapasite kullanımı sanayide mevsimsel etkilerden arındırdığınızda orada bir toparlanma görüyoruz. Hı. Bunlar büyüme rakamlarına da yansıyacaktır ama bu birkaç ay sonra tabii bunu net bir şekilde görmüş olacağız. Dolayısıyla son çeyrekteki büyümeyle birlikte %3 civarında bir büyümeyle bu yılı kapatacağız inşallah. 2 yıl üst üste çok yüksek büyümenin üzerine bunu sağlamış olacağız. 9.2 büyüdük 2014, evet, 8.5 büyüdük 2011'de. Hı. Bu büyümelerin üzerine bir büyüme sağlamış olacağız. Hı. Zaten biz öteden beri de bunu söylüyoruz. Yani toparlanma şeylerin taşların yerine oturması mı? Oturdu. 2012'de bir de birçok göstergemiz düzeldi. Doğru. Bakın enflasyon bir önceki yıl %10'u biraz aşmıştı. Şimdi inşallah %6.5'lar civarında. Cari açık en önemlisi. Cari açıkta %30'lar civarında, belki onu aşan civarda bir iyileşme evet, bekliyoruz. Diğer taraftan baktığınızda kamu borçlarının yurt içi hasılaya evet, oranı yine düzeliyor. Evet. Faizler
Herhalde bu senenin en önemli sürprizi faizlerle cari açık. İhracatımız artıyor, istihdamımız artmaya. 700 binin üzerinde yine 2012'de istihdam üretti Türkiye ekonomisi. Bu daralmaya rağmen. Bunlar daralma olmadı aslında. Evet. Büyüme hızımız da küçülme oldu. Yoksa daralma olmadı, büyümeye devam ettik. Ve 700 binin üzerinde son istihdam rakamımızda bir artış var. Bu gayet olumlu bir artış. İşte bundan sonra daha iyiye doğru gidecek Türkiye. 2013 ile birlikte bu daha sağlıklı bir makroekonomik göstergeler setiyle girmiş olacağız bir defa. 2013. Yani izleyicimizin dünyanın kolay anlaması için 12 ile 13'ü kıyaslarsanız 13'ün 12'den daha iyi olmasını mı bekliyorsunuz? Daha iyi olmasını kesinlikle bekliyoruz. Hem dünya konjonktürü itibariyle hem de Türkiye'nin makroekonomik verileri itibariyle çok daha güçlü bir şekilde giriyoruz 2013'e. İstihdamı arttırmaya devam edecek Türkiye. İhracatına devam edecek. Büyüme herhalde 4'leri geçecek. Orta vadeli programda 2013'te 4, 2015 ve 16'da 5'ler düzeyinde bir büyüme öngörümüz var. Ben inanıyorum ki bu bir alt sınır. Evet. %4. Evet. Yani istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecek Türkiye. Bu yıldan daha iyi olacak 2013. Evet. Şu anda bizim Mehmet, tahminimiz. Bu gaz fren şeyi polemiği bitti mi artık? Kapandı mı? Orta vadeli programda bunlar bitti. Yani hep Zafer Bey mesela değil mi? Büyümeyi bu tartışmalar daha çok büyümemiz lazım. Her şeye rağmen büyüyelim. Hayır, daha fazla büyümemiz lazım. Da öyle bir şey demedim. Doğru mudur? Yani yok ben Zafer Bey diye hani büyümek değil. Her şeye rağmen büyümek yani Türkiye'nin büyümesi hiç işte o 9'lar 8'ler. Şimdi ben şunu söylüyorum. Mecliste de bir muhalefet sordu bana doğrusu şunu söyledim. Eskiden gazımız da bozuktu, frenimiz de bozuktu. Arabayı zaten toslamıştık. Evet. Doğru düzgün yürüyen bir arabamız daha yok. Şimdi gaza basıyoruz. Gazımız da sağlam, frenimiz de sağlam. Frene basıyoruz, duruyoruz. Yeni geldiğinde hangisini kullanacağımızı gayet iyi bilen bir kaptanımız da var, başbakanımız da var. Dolayısıyla bizim ekonomi politikalarımız, kendi içimizde bazı tartışmalar olabilir. Bunlar da gayet sağlıklı bana göre. Ama bazı dokümanlarda bunlar sentezlenir. İşte bizim ekonomi politikalarımızın sentezlendiği doküman orta vadeli programı. Ama şunu o programda artık tabii yolumuz haritamızı çizmiş. Tabii şuna şükretmek lazım. Yani Türkiye bir hafta sonrasını göremiyordu. Bırakın böyle orta vadelileri, uzun vadelileri, 2015'teki büyüme hedefi, 2014'teki, 2013'teki bırakın 3 ay sonrasını göremiyordu Türkiye. Çok şükür. Ben tabii. Şimdi 2023'lerden bahsediyoruz bakın. 2071 perspektifinden bahsetmeye başladık. Yani bunlar ve kimseye de bu gülüş gelmiyor. Gelmiyor. İnandırıcı gibi. 10 yıl önce Türkiye plan yapmaya başladı. 10 yıl önce de bahsedebilirdiniz. Evet. O İlginç. Zaman bir reel zemine oturmaz. Evet. Şimdi herkese inandırıcı. Şimdi herkes inanıyor ve bütün toplum sahipleniyor. Çok önemli. Evet. Ben bir değişik bir şey sormak istiyorum. Bu 2013, 2014, 2015. Şimdi böyle bir şey sarmalına giriyor Türkiye. Seçimler sarmalına. Şimdi 2014'te iki seçim, 2015'te bir seçim. Evet. Sonra bir iki sene daha geçecek, bir daha böyle bir arka arkaya bir yıl arayla seçimler. Şimdi hani özel sektör üzerinde büyüyen bir ekonomi, özel sektör de seçim senesi geldi mi durur mesela değil mi? Hani bunlar bir risk olarak bizde durmuyor çünkü bizim bakın geçmiş 3 tane genel seçimimiz, 2 yerel seçimimiz, referandumlarımız var ve AK Parti bu ülkede şunu gösterdi. Seçim yılında dahi mali disiplinden fedakarlık etmeyen, popülizm yapmayan, doğru politikalar izleyen bir parti olduğunu gösterdi. Sıkıntılı değil zaten mi saymak? Ne diyoruz? Bütün politikalarımızın özü güvene dayanıyor. Bu güven böyle bir anda oluşmuyor. Uzun bir süreçte biriktirilen bir kredi bu. AK Parti bunu biriktirdi. Ha, kaybetmek de kolay bu işleri. Yanlış yaparsınız, kaybedersiniz. Ama AK Parti bu güveni oluşturdu. Bundan hiç geri adım atmaya da niyetimiz abi, yok. Abi sıkıntılı bir durum yani ilerisi tabii, için. Tabii yani dediğiniz gibi şimdi ilerisi için düşündüğümüzde çok sık seçim olması tabii ki ekonomi politikalar açısından da başka politikalar açısından da doğru. Çok doğru değil. Belli bir vade olması, bir orta vade olması daha sağlıklı. Siz de belki yeni anayasa tartışmaları içinde doğru. Bu konularda tartışmalı bir yere bağlanır. Bizim bir sıkıntımız yok. Seçimler oldukça gündem hep Ankara'nın merkezi. Tabii tabii bizim işimize geliyor sonuçta. Ama şey hani memleketi seçimler demokrasi adına çok güzel hadiseler ama tabii, gerçekten doğru. Çok sık aralıklarla seçimde ülkeyi yoran bir bence yani. İstikrarsızlık unsurlarından bir tanesi de zamanında yapılmayan erken seçimlerdi mesela. Evet. Bakın onu da değiştirdik. Şimdi bakın toplumun beklentileri artık aslında kötü bir hafızayı temizliyor AK Parti. Siyasette de, ekonomide de
sadece bu fiziki artışlar değil bence bu son 10 yılın başarısı. Nitel bir artış var, keyfiyet farkı var. Yeni bir siyaset tarzı var, yeni bir ekonomi tarzı var. Bunu aslında bence bu çok önemli, bunu topluma yerleştirmek. Enflasyonist bir ortamda dediğiniz gibi 3 gün sonrasını göremeyen bir firmaların çalıştığı bir ekonomiyle bugünün enflasyondan büyük oranda kurtulmuş bir ortamında uzun vadeli plan yapan firmaların olduğu bir ekonomi mukayese edilebilir mi? Türkiye hakikaten belirsizlikleri azalttı, güveni tesis etti. Faizle, rantla, şunla bunla para kazanma dönemini bitirdi AK Parti. Üretimle, katma değerle, yenilikle, emekle, ter dökerek para kazanma dönemini başlattı. Bence en önemli getirdiği unsurlardan bir tanesi bu. Ve bu giderek daha da güçlenecek önümüzdeki 10 yılda. Artık bizim işte doğal kaynaklarımız sınırlı. Biz insan odaklı bir kalkınmayla gidebiliriz. Burada da insana yatırım yapıyoruz ve yeniliğe, teknolojiye, katma değeri yüksek ürünlere doğru ekonomimizi taşımak durumundayız. Evet. Bu politikalar dediğim gibi sadece rakamsal dönüşümün çok ötesinde anlam ifade ediyor. O nicel dediğiniz, niteliksel dediğiniz konuda herhalde... Sadece kemiyet değil, şey mi efendim, o şu mudur, şöyle mi sormak daha doğru olur? Hani Nuri Bey'in dediği gibi Türkiye'nin ihracat üzerinde ki yola hızlı bir şekilde devam etmesi, ihracatın arttırması, o rakamların halkın refah seviyesine yansımasını mı ifade ettiniz siz? Onu da ifade ediyor ama bir taraftan da kompozisyonu değişiyor. Bakın ihracattan örnek verelim. Şu anda %90'ından fazlası sanayi ürünü bir defa. Türkiye sanayi ürünü ihraç eden bir ülke. Bunu özel sektör eliyle gerçekleştiriyor. Yine baktığınızda düşük teknolojili ihracatımızın payı %50'lerden işte 35'lere doğru gerilerken orta teknolojili ihracatın payı artıyor. Ama önümüzde tabii yüksek teknoloji dönemi var. Türkiye artık o noktalara doğru geliyor. Bugün ilan edilen ihracat rakamları arasında yine çok güzel bir şey. En fazla artış uzay ve havacılık alanında olmuş. Bakın bu bir öncü bir gösterge. Demek ki Türkiye artık savunma sanayini kendisi kurduğu gibi ihraç edebilen bir ülke olacak. Teknolojik ürünler üreten, sadece teknolojiyi kullanan değil, bilgi ve teknoloji üreten bir ülkeye doğru gidiyor. Uçak gemisi. Asıl kalkınma dediğimiz de zaten böyle bir şey. Uçak gemisi. Uçak gemisi. Yani işte kalkınma. Kendi uçağımızdan, helikopterimize, savaş gemimizden biliyorsunuz, tankımıza, topumuza Ar-Ge'ye birçok yatırılan, şeye yatırım Ar-Ge'ye yok. Yatırılan bu şeyler mutlaka şeyini verecek karşılığında. Ar-Ge mesela, rakamsal söyleyelim yine, çok iyi hatırlattınız. Mesela 2002'de Ar-Ge'ye toplam bizim harcadığımız 1.2 milyar dolar. Milli gelirimizin ki o dönem 230 milyar dolar, sadece %53'üymüş Ar-Ge'ye harcadığımız para. Geçen sene en son hesapladığımız rakam 6,5 milyar dolar civarında, yani 5 kattan fazla artmış Ar-Ge. O sayede de zaten 3 kattan fazla artarken Ar-Ge harcamamız 5 kattan fazla artmış. Evet. %86'ya ulaşmış. Orada da kritik eşik %1. İnşallah çok yakın vadede %1'i aşacağız. Efendim, yine uzay ve havacılık şeyi onunla mı arttı zaten? Tabii ki. Bu kendiliğinden olmuyor. İşte buralara dünyada kriz nedeniyle ülkeler bu alanlardan çekilirken biz yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ve bu geleceğe yapılan yatırım, böyle 3 ay sonrasında yapılan yatırım değil, Ar-Ge'ye yapılan yatırım, orta ve uzun vadeye yapılan yatırımdır. Buna da devam ediyoruz. Burada kritik başarı faktörü yine özel sektörün yatırımı, Ar-Ge'si. Bizim büyük firmalarımızın bence bu konuda iyi bir sicili yok. Bakın onu söylemek isterim. Bu kadar milyar dolar sermayesi olan firmalarımızın Ar-Ge'ye daha fazla para harcaması lazım. KOBİ'lerden hep şikayet ederiz biz ama büyük firmalar harcamadan KOBİ'ler de harcamaz. Bunlar bağlantılı şeyler. Doğru. Burada da çok iyi bir mesafe aldık gerçi. Özel sektörün Ar-Ge harcamaları toplam Ar-Ge harcamalarımızın sadece %20'siydi 10 yıl önce. Şimdi %40'ı aşmış. Ama iyi de bir teşvik var onda. %40'a teşvikler getirdik. Vergisel teşvikler, yani. Başka teşvikler. %40'ı aştı şu anda. Ama hedef %65'ler en azından. 3'te 2. Gerçek anlamda katma değere dönüşecekse Ar-Ge, özel sektörün Ar-Ge yapması çok önemli. %5 kamuyla Ar-Ge yapsanız dahi sonuç alamıyoruz. O Sovyet Rusya'daki Ar-Ge'ler gibi oluyor. Özel sektör yaptığı zaman katma değere dönüşüyor. Ve bu yönde de güzel bir ilerleme var.
ARGE personeli yine 10 yıl önce toplam ARGE personelinin yine sadece %20'si özel sektördeydi. Bugün %50'ye yaklaştı verdiğimiz desteklerle, teşviklerle. Fakat burada özellikle büyük firmalarımızın daha fazla ARGE'ye, bilgiye, teknolojiye yatırım yapması lazım. Bu eski alışkanlıkları, o 80 öncesi ithal ikameci alışkanlığı bir tarafa bırakıp dışarıda üretilen markayı, bilgiyi, tasarımı alıp kopya etmek yerine bir taraftan tabii o faaliyetler de yapılır ama kendi markalarımızı, modellerimizi, kendi bilgimizi, teknolojimizi daha fazla üretmek durumundayız. 2023'e böyle gideceğiz inşallah. O uçak gemisini sormuştu. Onunla bağlantılı olarak tabii o bir taraftan şeydir da, çünkü yani ben hani çocukluğumdan yani beri bir uçak, evet, bir uçak evet, gemimiz işte olsa savunma sanayinde yine en çok net bir rakam söyleyelim. 10 yıl önce %25 civarında yerli üretim. Bu yıl işte bu son dönemler itibariyle %50'lere gelmiş durumdayız. Bakın artık kendi savunma sanayimizin %50'sini yerli üretimle yapıyoruz. Her yıl daha ileri gidiyoruz. İşte bunu daha üst noktalara taşımamız ve ihracatçı bir ülke olmamız. Savunma sanayinde özel sektör yer almaya başladı. Yer almaya başladı. Olan da o. Bakın gelişmiş birçok ülkeye bakın. Endüstrideki birçok ürün savunma sanayine çıkmıştır. Menşe. İnternet dahil. Tabii tabii. Yani oralara yapılan ARGE'lerle yatırımlarla. Yani dünyada ismini bildiğimiz çoğu dev otomobil firmasının menşei savunma sanayi. Orada geliştirilen yeni malzemeler daha sonra normal ekonomiye de yansıyor. Diyelim ki uzaya fırlattığınız bir füze için geliştirdiğiniz bir malzeme daha sonra tencere tava için kullanılıyor. Yani bunlar birbiriyle etkileşimli. Efendim Mehmet'in sorusuyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Hani siz dediniz ya gaz enstrümanıyla fren enstrümanı artık çok sağlam bir gazımız, basınca fırlayan bir otomobil, basınca duran bir otomobilimiz var aynı zamanda. 2013'te hangi enstrüman kullanılacak? Gaza mı basacağız, frene basacağız, ne yapacağız? Sürdürülebilir, istikrarlı bir büyüme politikasına devam edeceğiz. Yani böyle gaz mı, bir, bir anda evet, çok yüksek bir büyüme sonra aşağıya inişi hiçbir zaman istemeyiz. İstikrarlı, sürdürülebilir ama belli bir yükseklikte bir büyüme. İşte bunu devam ettirmek önemli. Türkiye 10 yılda, geçtiğimiz 10 yılda niye bu noktalara geldi? İşte iki ileri bir geri gitmeyerek, istikrarlı büyüyerek geldi. Bundan sonra da istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Bütün bunun bütün koşulları da var. Cari açık düşecek mi efendim 2013'te? Yani yine, orada yine böyle yine bir dramatik bir şekilde böyle bu yılki kadar dramatik bir düşüş beklemiyoruz. Bu yıl tabii daha dramatik bir düşüş oldu diyelim. Daha büyük bir düşüş oldu. Bundan sonra aslında o düşüşün altyapısını düşüş trendinin devam etmesini bekliyoruz. O düşüşün altyapısını siz hazırladınız zaten. Yani o sistemli bir düşüştü. Tabii, yani tabii, düşünün ki bilinçli yaptık. Bilinçli tabii. Yani bir kamu bu ihalesi yapılıyor. Kamu ihalesine konulan şart. Efendim devlet demir yollarına sağlanacak vagonun %50'si yerli üretim olacak. Söylediğimizde adam geliyor burada üretiyor vagonu. O nedenle düşüyor zaten. Aynen. İster istemez. Yani şimdi son dönemlerde dediğiniz gibi önümüzdeki dönem muhtemelen sağlık alanında, ilaç alanında, tıbbi cihazlarda, Fatih projesiyle bilgi teknolojilerinde yerli üretimi arttırmaya çalışacağız. Yani kamu alımlarını yerli üretim için bir enstrüman olarak kullanmaya çalışıyoruz. Bu Mehmet soru sormadan önce bir izleyicimiz sana demiş ki Mehmet Bey sizi sorunuzdan ötürü kınıyorum. Doğuya yapılan tüm yatırımı topla Batı'nın bir projesine eşit demiş. Bunu da ben o kadar da değil. Her yere yatırım yapıyoruz. Gerçekten biz başından beri lazım ona. Cevap versin efendim. Cevap hakkını kullansın sevgili Hacet. Ben tırnak içerisinde sordum o soruyu. Sokakta bu tür şeyler duyuyoruz. Böyle bir düşüncesi olduğu için söyledim. Şimdi biz başından beri bölgesel milliyetçiliğe karşı olduğumuzu söylüyoruz. Doğu, Batı, hepsi bizim ülkemiz, memleketimiz. Şimdi İstanbul'da doğulu yaşamıyor mu? İzmir'de veya Batı'da doğup doğuya giden insan var, evlilikler var. Hepimiz bir milletin unsurlarıyız. Dolayısıyla bütün ülkemize yatırım yapmak durumundayız. Ve öyle de yapıyoruz. Bugün yatırım yapmadığımız hiçbir vatan toprağı yok. Sevgili Hacet, senden önce çok kısa bir şey. Tabii efendim bir izleyicimiz de sizin milletvekili olduğunuz Bingöl'den bir soru sormuş. Galiba kazmışsınız altyapı çalışmalarını. Ne zaman bitecek diye soruyor. Gerçekten nedir o Bingöl'de? Ne yapıyorsunuz? Hemşerilerimizin sabrına sığınıyoruz. Altyapı yatırımların biraz nankör yatırımlar. Çünkü ister istemez vatandaşın hayatını zorlaştırıyor. Çamur, toz. Şu anda Bingöl'de eş zamanlı olarak bakın. Eş zamanlı. Bir taraftan katı atık bertaraf tesisi yapıyoruz. Vahşi depolamadan çöpleri çıkarıp düzenli depolamaya geçiyoruz. Arıtma tesisi yapıyoruz. Su, ovaları kirli suyla kirletmeyelim diye arıtma tesisimiz tamamlandı aşağı yukarı.
Yine şehir içinde kanalizasyon yapıyoruz, yağmur suyu yapıyoruz, içme suyu şebekesini yeniliyoruz. Adeta bir şantiyeye dönmüş durumda. Bunun getirdiği geçici rahatsızlıklar var. Vatandaşların ne zaman bitecek diyorlar. İnşallah bunları önümüzdeki yıl büyük oranda toparlamış olacağız. Bir taraftan da işte havaalanımız, üniversitemize yaptığımız yatırımlar, yol yatırımları. Havaalanı nereye yapılıyor? Bingöl'e. Ve önümüzdeki yıl inşallah Bingöl'e gelirseniz havaalanıyla sizi müsaade ederiz. Hakkari'ye bir taraftan yapıyoruz. Yüksekova'ya. Şırnak'ta, Cizre'de yapıyoruz. Bir taraftan Iğdır'ı tamamladık. Yani bunlar hayal dahi. Dört yeni havaalanı mı açılacak yerlerdi. Efendim bölgede? Iğdır açıldı. Üç tanesi üç tane daha yeni açılacak. Açılacak. Hızlı bir şekilde yatırımlarımıza Mehmet, devam ediyoruz. Özür diliyorum. Şu soruya bir cevap alırsak buradan bir manşet çıkabilir. Yerli otomobil bir müsiyada üye, bir müsiyat üyesi bir şirketin bir proje geliştirdiği haberleri çıktı. Kim bu şimdi, baba yiğit şey, diyelim baba, ben yiğit kimdir düşünüyorum yerli otomobil konusunu diye. Daha çok Sanayi Bakanımız ve Ekonomi Bakanımız takip ediyorlar diyelim. Yani onu zamanı gelince onlar da size bağlı olduğu için size de soralım dedik. Yani burada önemli olan tabii bu iddiayı artık Türkiye'nin gündemine koyması. Her alanda yani aslında işte az önce var. Anlatmaya çalıştığım olacak nokta bu. Yani yerli İnşallah o yönde konusunda çaba sarf ediliyor. Her konuda aslında daha fazla teknoloji, daha fazla kendi modelimiz, kendi bilgimiz böyle bir döneme giriyoruz. Bakın bu bir sembol aslında. Bir yerde bu yeni dönemin bana göre sembollerinden biri. Türkiye'de artık teknoloji üretmek, kendi ürününü geliştirmek ve bu şekilde dünya sahnesine çıkmak durumundayız. Bunun aslında bir parçası bu. Bunu sadece böyle tekil bir olay olarak algılamamak lazım. Her alanda teknolojiye, bilgiye, yeniliğe daha fazla yatırım yapmak durumunda olduğumuz bir döneme giriyoruz. Bunu yüksek teknoloji sahibi bir ülke olma irademizi ortaya koyuyoruz. Bunu da tabii özel sektörle yapmak durumundayız. İşte başbakanımızın dediği gibi özel sektördeki baba yiğitlerle yapacağız. Var mı somut bir şey? Yani etekeleyeceğim. Yani orada benim sizinle paylaşacağım bu aşamada dediğim gibi bir şey yok. Bu Sanayi Bakanımızın, Ekonomi Bakanımızın takip ettiği konular. Ama ciddi bir gayret olduğunu biliyorum. Yerli otomobil demek yerlinin bu yerli otomobili kendi %100 yapması mı demektir? Nedir Sayın Bakan? Dünyada %100 bir şey yok zaten. Dünya artık küresel bir dünya. Bir sürü etkileşimler var. Ama kendi damganızı vurmanız, kendi adınızı koymanız, kendi tasarımınızı yani civatasından bilmem nesine kadar yer olması demek değil mi efendim? Aynen öyle bir şey. En azından omurgası şey sana ait olacak işte, yani. Omurgası size ait olacak. Prototipi dediğiniz veya modeli. Asıl bilgi size ait olacak. Sayın Bakan sizin bölgenizde organize sanayi bölgeleri bu son çıkan teşvik yasasından hangi ölçüde etkilendi? Doğu bölgesi, Anadolu. Organize sanayi çok olumlu etkilendi. Şu anda gerçekten birçok ilimizde kuyrukta yatırımcılar. Bakın az önce terör dedik birçok şey buna rağmen. Adıyaman'da, Kuyruk'ta, Urfa'da, Diyarbakır'da birçok ilimizde yatırımcılar gerçekten yer istiyorlar. En önemli kısıtlarımızdan biri de aslında bu yatırım yeri meselesi. Bunun için de Sanayi Bakanlığımız yine önemli çalışmalar yürütüyor. Bir taraftan yeni organize bölgeleri, bir taraftan mevcutları genişletmeye dönük çalışmalar yapıyoruz. Son teşvikte OSB'lere biliyorsunuz, organize sanayilere bir alt bölge teşviği de getirdik. O da ciddi bir unsur oldu. Boş yere araziyi tutanları olabildiğince tasfiye edip gerçekten üretim yapacaklarında yolunu aşmaya çalışıyoruz. Organize sanayiler bu dönemde çok ciddi bir gelişim gösteriyorlar. Ben bunu somut olarak sahadan talep görüyorum. Var ya. Kesinlikle var. Yani efendim o zaman peki bu 5084 sayılı o teşvik yasası kalktı ya artık onun kalkmasıyla ilgili bir olumsuzluk olur mu? Hep o bir yok hani... Şimdi onu bir izah edelim. Bir defa o bir yatırım teşviğiydi. Evet. Onu o kapsamda yatırım yapanlar sonuna kadar istifade ettiler. Ettiler. Bittikten sonra bir de küresel krize denk gelince biz onu uzattık. Evet. Fazlasıyla istifade ettiler dolayısıyla. Yani bu küresel krizin etkilerini azaltmaya dönük tedbirlerimizden bir tanesi bir olumsuzluk ortaya koymaz. Hayır. Bu anladım. Yeni teşvik sistemiyle yine devam edeceğiz. Ama şu noktada çalışmalarımız devam edecek. Türkiye imkan buldukça istihdam üzerindeki yükleri azaltmaya devam edecek elbette. Bunu yapmak durumundayız. Daha fazla istihdam üretmek için
genel anlamda politikamız zaten böyle. İstihdam üzerindeki yükleri zaman içinde inşallah... Bu son iki vergi nasıl etkiler bizi? Efendim bir ara vermemiz lazımmış. Ha, arada var ara, değil mi? Aramız var. Yani son iki vergimiz var. Konuklara ve mevduata gelen... Sizle başlayalım Nuri Bey isterseniz. Olur. Efendim bir nokta koyalım, bölmeyelim arzu ederseniz Sayın Bakanım. Devam edeceğiz. Efendim yeni vergilerin arttı mı artmadı mı, bütün bunlara cevapları Sayın Bakan'dan yine kısa bir aranın ardından almaya çalışacağız. Evet efendim, TGT Ankara stüdyolarında Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz'la sohbetimiz devam ediyor. Mehmet Acet ve Nuri Eluboğlu'la birlikte artık son şeye son geldik. Son düzlüğe geldik. İzninizle birazcık hızlı hareket edelim ve çok soracağımız soru var. Ben Nuri Bey'in demin sorusunu şey yapmıştım. Buyurun Nuri Bey. Şimdi yeni yıla girerken 2013'ün başında mevduata ve kredilere uygulanan faiz şeylerle, vergilerle ilgili bir düzenleme geldi. Bir de konuta uygulanan. Evet. Aslında ben konuta uygulananı bekliyordum. Evet. Ya Şişli'de 1+1 daire 750 milyar lira atıyorum. Ona da %1 KDV uygulanıyor. 149 metrekarenin altında olduğu için. Efendim atıyorum işte diyelim ki Kırıkkale'de 1+1 daire 50 milyar lira. Evet. Ona da %1 uygulanıyor. Herhalde bu... Aslında cevabını siz vermiş oldunuz. Biraz bundan gerçekten ihtiyaç duyuldu ama... sosyal politika olarak uygulamıştık. Bu yani eyvallah. Bu bir sosyal politika olarak bunun konut sektörüne... Konut sektörü bir ekonominin yıllardır dinamosu gibi... Bunu hangi ölçüde etkiler? Böyle bir endişe duyuyor musunuz? Şimdi doğrusu fazla bir endişe duymuyorum. Çünkü konutlarımızın büyük bir kısmı zaten sosyal şartları daha kısıtlı vatandaşlarımıza dönük ve oralara dönük hiçbir maliyet artışı yok. Burada daha çok yüksek gelir gruplarına dönük bir değişiklik var. Yüksek gelir grupları da bu marjinal artışlardan çok etkilenmezdi. Almak istediklerini alırlar yine. Kamu gelirleri artar. Sosyal adalet anlamında daha dengeli bir yapı oluşur. Sektöre de çok ciddi bir negatif etkisi olmaz. Zaten bütün bu hususları değerlendirerek bu yönde bir karar aldık. Dediğiniz gibi sadece metrekare bazında baktığınız zaman bir sosyal adaletsizlik oluyordu gerçekten. 1 milyon dolarlık belki evler var. Bakın 150 metrekarenin altında ama evet, öyle bir konumda ki Boğaz'a nazır vesaire evet, çok yüksek fiyatlarla satılan konutlar var. Buralardan işte kamu olarak daha hakkaniyetli bir şekilde payımızı almak durumundayız. Bu kaynaklar da sonuçta yine kamunun kasasına girip yine vatandaşa hizmet olarak dönecek kaynaklar tabii. Diğer taraftan ne kadar bir şey öngörülüyor? Vergi, konut 500 vergi. Ila 1000 lira arasında metrekaresi olan, arsa metrekaresi olan alanlar için %8 KDV, 1000 liranın üstünde olanlarda da %18. Yok, yanlış hani hatırlamıyorum. Beklentiniz ne kadar bir vergi toplanacak? Onu şu an hatırlamıyorum. Yanlış bir bilgi vermeyeyim. Efendim, mevduatla ilgili de bir şey söyleyeyim. TOKİ'nin uyguladığı sosyal projelere uygulanmayacak herhalde. Hayır. Onlara uygulanmadığı gibi kentsel dönüşüm, bu en son biliyorsunuz Şehircilik Bakanlığımızın uyguladığı programlar. Oralarda da uygulanmayacak. Onlar çünkü bizim sosyal amacı gözeten, kentlerimizi yaşam kalitesi açısından yükseltmeyi hedefleyen programlar. Onlara da bunu uygulamıyoruz. Diğer taraftan mevduatla ilgili konular var. Bunun da temelinde şu var. Türkiye'de tasarruf oranları düşük Nuri Bey. Hala yani düşük, biz doğru. Yatırımlarımız milli gelirimizin %23'ü civarında. 2002 yılı itibariyle %14'ü biraz aşan tasarruf oranımız var. Arada bir yatırım tasarruf farkımız var. Evet. Tasarruflarımızı arttırmak durumundayız. Daha uzun vadeli araçları daha cazip hale getirmek durumundayız. Bir taraftan bireysel emeklilik biliyorsunuz bu Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Evet. İşte onun amacı da bu. Burada yaptığımız da bir anlamda öyle. Daha uzun vadeli tasarruf araçlarına vatandaşı yönetmek istiyoruz. Çünkü bunlar geliştikçe yatırım dediğiniz hadise uzun vadeli bir şeydir. Evet. Çok kısa vadeli mevduatla uzun vadeli yatırımı finanse edemiyorsunuz. Evet. İşte bu dengeyi sağlayacak, ekonomimizin tasarrufunu arttıracak ve uzun vadeli yine yatırımlarımız için daha elverişli bir ortam oluşturacak bir
yine tedbir. Sayın Bakan, bu vergiyle ilgili bir konu daha var. Aynı tartışma şu sıralarda Amerika Birleşik Devletleri'nde de devam ediyor. Evet. Bu az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi konusu, evet, Türkiye'de nasıl oturtulacak? Onun altyapısında altında neler var? Bakın, AK Parti'yi hep ekonomik büyümeyle anıyoruz değil mi? Bana göre ondan çok daha güçlü bir yönü sosyal politikalar. Bu son 10 yıllık döneme bakın. Gelir dağılımı düzelmiş mi, düzelmemiş mi? En üst dilimdeki %20'lik en zenginlerin payı toplam gelirde %50'den %45'e düşmüş bu son 10 yılda. Diğer bütün gelir gruplarının payı artmış. Yoksulluk rakamlarına bakın. 4,5 doların altında, satın alma gücüne göre söylüyorum. Dünyayla mukayeseli bir rakamdır bu. 4,5 doların altında günlük harcaması olan insanımızın oranı %30'muş 10 yıl önce. En son ölçtüğümüz rakam %2,8'e kadar düştü. 10 yıl önce 66 milyondu nüfusumuz. Bunun 20 milyondan fazlası bu yoksulluk sınırının altındaydı. Mutlak yoksulluk diyoruz buna. Geçen yıl bu 2,8'e kadar, %30'dan 2,8'e kadar düştü. Bu muazzam bir başarı. Yani biz sadece ekonomiyi büyütmedik. Bir taraftan enflasyonu azaltarak, dar gelirlinin, evet, en büyük düşmanı enflasyon değil mi? Bütün cebimizdeki parayı görünmez bir şekilde çekip götüren enflasyonu engellemekle sadece ekonomik bir politika yapmadık. Sosyal alana dair de bir politika, evet, geliştirmiş olduk. Yani AK Parti bu son 10 yıllık dönemde iki şeyi aynı anda başardı. Ekonomiyi büyüttü, bunu da daha adil bir şekilde dağıttı. Tam adına yakışır bir şekilde. Adalet ve kalkınma. Kalkınmayı sağladı ve bu gelir dağılımını, adaleti de iyileştirdi. Fakat bulunduğumuz nokta ideal bir nokta mı? Hayır, değil. Bu bizi rehavete sürüklememeli tabii. Hem kalkınma alanında hem sosyal adalet alanında daha yapacak çok şey var. Ekmeğimizi büyüttükçe, geliştirdikçe bunu daha adil de paylaştıracağız. Bütün politikalarımızda da biz bunu dikkate alıyoruz. Vergi politikalarımız da bunlardan bir tanesi. İşte vergide, evet, yüksek gelirli gruplardan tabii ki daha fazla almak durumundayız. Geniş toplumsal kesimleri gözetmek durumundayız. Bu aslında herkesin lehine bir durum. Bakın, gelir dağılımında büyük adaletsizliklerin olduğu ülkelerde yaşam kalitesini de iyileştiremezsiniz. Yani siz gece kondular içinde çok lüks bir villa yapmışsınız. Neye yarar? Yok. Yani önemli olan belli bir standardı bütün, evet, topluma yayabilmemiz. Ha, mutlak eşitliği söylemiyoruz. Elbette daha çok çalışacak bazıları daha çok işte kazanacak. O adaleti sağlayamadığınızda öbür tarafta oturan da huzur içerisinde ve güvende oturamıyor. Güvende oturamıyor. İşte bu birbiriyle ilişkili. Diğer taraftan bugünkü dünyada kalkınma dediğiniz zaman nitelikli insan işin özünde. Beyin göçüne engel olarak uygun bir yaşam ortamı oluşturan ülkeler artık gelişecekler. Kendi nitelikli insanınızı koruyabilirseniz, iyi yetiştirip koruyabilirseniz, başka ülkelere kaptırmazsanız, evet, dünyanın başka yerinden insan çekebilirseniz, nitelikli insan çekebilirseniz gerçek anlamda kalkınırsınız. Evet. İşte bu tersine beyin göçü diyoruz. Bu neyi gerektiriyor? Şimdi siz nitelikli bir insan nerede yaşamak ister? Evet. Belli bir dengenin olduğu bir ortamda, iyi bir şehirleşmenin olduğu bir yerde, kaliteli eğitimin, çoluk çocuğu için kaliteli sağlık hizmetlerinin olduğu bir ortamda, hukuk devletinin güçlü olduğu, demokratik standartların iyi olduğu bir ortamda. Dolayısıyla kalkınma dediğiniz andan itibaren, insan odaklı kalkınma dediğiniz andan itibaren bütün bu unsurlarıyla düşünmek zorundasınız. Ekonomisiyle, sosyal adaletiyle, çevresel faktörleriyle ve demokrasisiyle, bütün unsurlarıyla cazip bir ülke haline gelmek. Aslında işin özünde bu. Peki var. Peki bu mevcut anayasayla bu söylediğiniz şeyleri yapabilecek miyiz biz? Yani İnşallah. Bunun için biz AK Parti olarak bakın bütün gücümüze rağmen, sayısal üstünlüğümüze rağmen eşit sayıda üyeyle katılıyoruz. Bütün partilere diyoruz ki gelin ortak bir şey yapalım. Meclis Başkanımız da bu ara bayağı koşturuyor. Benim de medyadan, evet, izlediğim kadarıyla. Hayır, bir ekonomist İnşallah olarak aslında sizin bu konuda bir ekonomist olarak ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Bazıları diyorlar ki kardeşim anayasa iş mi demek, aş mı demek? Evet, iş anayasa aş ekmek demek mi demek? Kesinlikle ekmek demek, iş demek, aş demek. Az önce, evet, söylediğim gibi geçmişte önce çok evet çok kullandılar ama vatandaşımız ona prim vermedi. Gerçekten aş iş demek. Belki düşük gelirli, çok gelirli ülkelerde farklı tartışmalar olabilir ama Türkiye gibi orta gelirde olan
ve yüksek geliri hedefleyen ülkelerde evet. hukuk devleti ve demokrasiyi oturtmadan ekonomik kalkınmayı da yapamazsınız. Ya 2023'ü bundan yakalayamayız herhalde. Yakalayamayız. Bu anayasayla olmaz. Gerçekten yeni, daha demokratik, daha ileri bir anayasaya ihtiyacımız var. Sadece temel hak ve hürriyetler açısından değil, ekonomik kalkınmamız anlamında da. Şimdi düşünün, nitelikli büyük sermaye nereye gider? Nitelikli insanlar nereye gider? Hukuk devleti. Hukuk devletinin olduğu yere gider. İleri demokratik standartların olduğu yere gider. Evet. Yine şöyle düşünün. Teknoloji, bilgi nerede gelişir? Fikir hürriyetinin olmadığı yerde, bilgilerin özgür bir şekilde, düşüncelerin paylaşılmadığı bir yerde yenilik yapabilir misiniz? Teknoloji üretebilir misiniz? Türkiye'nin geldiği bu aşamada iyi bir demokrasi standardı aynı zamanda kalkınmanın da temel bir koşulu. Mehmet sen bir... Ben şunu soracağım. Şimdi 2013-2012'ye göre daha da iyi olacak dediniz. Gerçekten hani parlak bir tablo bekliyor Türkiye'yi bir taraftan ama... Nispi olarak. Nispi yani olarak. Yüzden... Bir de bir şok etkisi yapabilecek bir takım gelişmeler... Şimdi, mesela evet. 2006'ydı yanılmıyorsam her şey böyle çok güzel giderken Haziran ayında bir kriz patladı. Evet. Bir anda alt üst oldu her şey. 2008 krizi önceden öngörülüyordu falan ama o da birden evet. çıktı geldi. Şimdi bu hani böyle bir şok etkisine yol açacak bir beklenti. Şöyle söyleyeyim, buna daha teknik ifadeyle aşağı ve yukarı yönlü riskler var tabii ki. Şimdi her tahminde mutlaka aşağı yönlü ve yukarı yönlü riskler vardır. Bunlardan bir kısmı belki öngörülebilir şeylerdir. Bir kısmı dediğiniz gibi hiçbir şekilde öngöremeyeceğiniz unsurlar. Olumlu da olabilir bunlar, olumsuz da olabilir. Biz mevcut koşullar altında, bugün görebildiğimiz eğilimler ışığında geleceğe ilişkin tahminler yapıyoruz. Gelecek tabiatı itibariyle gayiptir. Yani mutlak anlamda bilinemez. Evet. Ama biz elimizdeki verilerle, en iyi tahmini, en iyi öngörüyü yapmaya çalışıyoruz. Ama şimdiye kadarki öngörülerin çoğu da orta vadeli programlara evet, baktığımızda... Bu şey ne olabilir? Aniden sarsacak... Şu, tabii jeopolitik mesela. Riskler. Avrupa'nın beklenenden daha kötüye gitmesi mesela. Bu aşağı yönlü riskler arasında doğrusu bu var. Bir taraftan da gelişmekte olan ülkelerin, Çin, Hindistan gibi, onlarda da bu yıl nispi bir düşüş var. Toparlanabilecekler mi, toparlanamayacaklar mı tartışmaları var. Bu da bir aşağı yönlü bir risk olarak... görülebilir. Ama tersi de geçerli. Mesela düşünülenden daha Avrupa hızlı. Daha hızlı ya, toparlanabilir. Bu olumlu bir unsur evet. olabilir. Veya bugün çok sorunlu dediğimiz bir takım sorunlar, meseleler çözüme kavuşabilir. Siyasi ortam rahat diyebilir. Mesela bu, yani aşağı ve yukarı dönülü riskler var. Avrupa'da, Amerika'da ekonomik krizin bir sosyal krize dönüşmesi gibi. Hani... O kadar radikal bir beklenti bildiğim yok. Kadarıyla yok. Ama Avrupa'nın ekonomik krizi biraz daha derinleşebilir veya daha iyi olabilir. Yani ikisi sanki sanki Avrupa duvara çarptı ve daha çarpacağı bir yerde kalmadı. Avrupa köpüğü, uzun süredir bir durgunluk içinde zaten. Bu yıl eksi biliyorsunuz ortalama evet, büyümesi. Evet. Ciddi eksi. İşsizlik oranı Avrupa'da tarihi yüksek noktalara evet, gidiyor. %12'lere yaklaştı. İspanya'da %20. Öngörülemeyen bir takım 25, şeylere sebep. Olabilir değil mi? Yani %25 işsizlik demek. Bir belli bir sosyal koruma ağı var Avrupa'nın tabii. Nispeten bunu bu süreci yumuşatan bir sisteme sahip. Ama bu her zaman tabii sosyal özellikle de şeyler yapmaya, krizin maliyetini vatandaşa fatura ederken hükümetler vatandaştan gelen tepkileri de yaşayacaklar tabii. Evet. Türkiye çok şükür bu faturayı ödemek durumunda kalmadı. Bakın birçok ülkede enflasyonu bırakın, maaşlar donduruluyor. İkramiyeler kesiliyor. Kamudan çalışanlar çıkarmalar yaşanıyor. Firmalar kapanıyor. Bankalar batıyor. İntihar biz bunu, 4000 kişi intihar etmiş. Çok şükür toplum olarak bu krizi çok hissetmiyoruz. Çünkü Türkiye gerçekten ayrıştı. Aman hissetmeyiz olumlu, inşallah. Olumlu evet. yönde ayrıştı. Evet, evet. İnşallah bunu da devam ettirir. Efendim benim de iki tane sorum var ama Nuri Bey'e hem de Mehmet Bey'e şunu da hatırlatarak sormak istiyorum. Aslında biz bu akşam sadece Kalkınma Bakanı'yla değil, aynı zamanda ODTÜ'nün kamu yönetimini birincilikle bitiren Sayın Bakan'la konuşuyoruz. Bunu da parantezi kapatıyorum. Kapatma sizin... canım, o da bir şey. Öyle mi, kapatmayayım mı? Peki açayım o zaman. ODTÜ'de neler oluyor? Siz ODTÜ'yle bağınızı şimdi, kestiniz mi? Oraya gidip geliyor musunuz? Görüşüyor yani musunuz? Teknopark'a gidip geldiğim oldu ama hani işimiz gücümüz gereği çok da fazla gidip geldiğimi söyleyemem.
Tabii ODTÜ mezunuyum ve ODTÜ'nün büyük bir kısmının ben bu yaşanan hadiselerden rahatsız olduğuna inanıyorum. Büyük bir kısmı. Tabii. Öğrenci ve öğretim üyelerini de katıyor musunuz? Ha, işte pay sahibi olan da vardır ama bundan geniş anlamda rahatsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü ODTÜ bir bilim yuvası. O, bu tür şeylerle gündeme gelmemeli ODTÜ. Yeni teknolojilerle gelmeli, yeni fikirlerle gelmeli, tartışmalarla gelmeli. Demokrasi, fikir hürriyeti şiddetle bir arada olmaz. Bakın, demokratik siyaset her şeyi çok güzel, özgürlükler çok iyi ama şiddetin başladığı yerde demokratik siyaset biter. Bu demokratik bir tepki filan da değildir. Şiddetle yaptığınız Molotov kokteyliyle, yok bilmem sapanlarla, ateşlerle buna demokratik tepki filan diyemezsiniz. Bu aksine ortamı geren, gerçek anlamda demokratik siyaseti engelleyen bir yaklaşımdır. ODTÜ'ye yakışan demokratik siyasettir. ODTÜ'ye yakışan seçilmiş hükümetlerle, demokratik hükümetlerle diyalog içinde olmaktır. Katılırsınız fikrine, katılmazsınız. Bir bakan bir üniversiteye gittiğinde karşı fikirler ifade edebilirsiniz. Demokratik olarak belli bir üslup içinde protesto da edebilirsiniz. Ama şiddet niteliği kazandığı andan itibaren bunun artık savunulacak hiçbir tarafı yok. Burada ben şunu görüyorum açıkçası. Belli küçük azınlıklar, ODTÜ'nün dışından da epey insanın oraya gittiğini ve bilinçli bir takım hareketler yaptığını biliyoruz. Üniversiteyle demokratik siyasetin uzaklaşması için gayret ediyorlar gibi geliyor bana doğrusu. Yani bakanlar, seçilmiş insanlar üniversitelere gitmesin, oradaki insanlarla bir etkileşim olmasın diye adeta bir gayret sarf ediyorlar. Halbuki demokratik siyasetle üniversitenin iç içe olması lazım. İş dünyasıyla, siyasetle üniversitenin çok daha yaklaşması lazım. Üniversiteler izole, kendi etrafına duvarlar örmüş, farklı fikirleri, farklı sesleri dinlemeyen yapılar olursa oradan ne düşünce çıkar ne de teknoloji ürer. Evet. O gün bizim hepimizin iftihar etmesi gereken bir gündü. Keşke üniversite yönetimi de daha iyi yönetseydi o süreci ve üniversite öğrencilerini bu güzel hadiseyi, Türkiye'nin önemli bir eşiği atladığı, Göktürk 2 uydumuzun fırlatıldığı günü hep birlikte paylaşsaydık ve onu tartışsaydık. O şekilde gündeme gelseydi keşke. Evet. Bence yazık oluyor. Başka bazı üniversitelerde de benzer aslında grupların bakanlarımıza dönük işte yumurta atmalar, hatta yabancı misafirlerle üniversiteye gitmiş bir bakanımıza, kültür bakanımıza geçen çok çirkin bir saldırı yapıldı. Bunu yapan 3-5 kişi ama maalesef gündemi onlar belirliyorlar. Evet. O sessiz çoğunluğun sesi çok da fazla yansımıyor diye düşünüyorum. Bu bazı şeyler... Her şeye rağmen biz üniversitelerle bağımızı, etkileşimimizi devam ettireceğiz. Yatırımlarımızı, öğrencilere dönük çabalarımızı da devam ettireceğiz. Yurtlardan burslara, üniversitenin altyapı yatırımlarından ARGE yatırımlarına, bu dönemde üniversitelere yapılan yatırımı herkesin gördüğünü düşünüyorum. Sayın Bakanım, son iki dakikaya girdik ama benim çok önemli iki tane sorum var. Bunları bir dakikada cevaplandırabilirseniz hemen Nuri Bey'e bırakacağım. Deneyelim. Efendim, bu TÜİK'teki TÜİK'le ilgili birçok şey söyleniyor. Bu yapılan özellikle tahminler veya işte verilerin toplanması. TÜİK tahmin yapmaz. Daha doğrusu verilerin açıklanması ile ilgili tahmin derken onu söylüyorum. Bununla ilgili yeni bir sistem olacak mı? TÜİK'te çok yoğun bir çalışmamız var. Gerçekten İstatistiklerimiz bizim geçmişe göre çok çok iyi bir noktada. Özellikle bu Avrupa Birliği sürecinde de ciddi bir gelişme, yenileşme oldu istatistik. Fasıl olarak da biliyorsunuz açılan en iyi ilerleme kaydettiğimiz fasıllardan biri istatistik. Kurumsal yapımızı çok geliştirdik. Eskiden hiç olmayan istatistikler üretiyoruz ve daha kaliteli yapıyoruz. Yeni bir yapılanmaya ama daha geçecek? İyiye doğru da gidiyoruz. Turizm istatistiklerimizden istihdama, tarım istatistiklerimizden yaşam kalitesinin memnuniyetinin ölçülmesine kadar bir dizi alanda yeni çalışmalar yürütüyoruz. Yine nüfus ve konut araştırması yaptık. 8 milyon insana gittik. 2,5 milyon haneye. Bunun sonuçlarını da yakında inşallah paylaşacağız. Adrese dayalı sistemi yine oturttuk. Çok şükür artık nüfusumuzu her yılın sonunda açıklıyoruz ama nüfusumuza ilişkin daha derinlemesine bilgiler için... Yani gelir şartları, özürlü var mı evde yok mu, yaşam koşulları nasıl, bütün derinlemesine daha yoğun bir araştırma yaptık. Onun sonuçlarını da inşallah
İki soru. İkinci sorum zaten oydu. Nuri Bey, siz süremiz bitmiş. Bir sorunuz var mı? Yok. Hayır. Mehmet? Yok. Hayır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Yeni yılın ilk programı. Bu vesileyle TGRT izleyenlerine ve bütün halkımıza yeni yılda barış, huzur, mutluluk diliyorum. Ülkemizin bu yılda da kalkınmaya, demokratikleşmeye, daha güçlü, daha ileri bir ülke olmaya devam etmesini temenni ediyorum. Biz de size başarılar diliyoruz. Ekonomi Bakanı, daha doğrusu Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sevgili Mehmet Acete ve Sayın Nuri Elibola'da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün ekonomiden kalkınmaya, terörden GAP, DAP, birçok projeye girme imkanı da bulmuş olduk. Bir de Sayın Bakan çok sessiz sedasız çalışan bir evet adam. Aslında onu da onu size oldu, bırakalım. Evet, yani sessiz sedasız alttan alta böyle hummalı bir çalışma içerisinde. Onun için kamuoyunu bilgilendirmekte fayda var. Birlikte, evet. Teşekkür ediyorum. Güzel işler çok oluyor. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sevgili Mehmet, teşekkür sana da tekrar ederim. Teşekkür sağ ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Demin de ifade ettiğimiz gibi aslında birçok konuyu Sayın Cevdet Yılmaz'la da konuşmuş olduk. Yorumu da tabii ki siz sevgili seyircilerimize bırakarak biz Ankara'dan hoşça kalın diyoruz efendim. İyi akşamlar.